Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Gençler, bir şeyi 40 defa söylersen olur serisindeyiz. Yani bu serinin ismi neydi? 40 soruda bir konu ve bugünkü konumuzun ismi de 40 soruda türev. Şimdi türevi konu anlatımlarıyla yeni yeni öğrenen arkadaşlarım var arada. Özellikle 12. sınıflar. İşte arkadaşlar size türevi kafanızda bitirmenizi sağlayacak olan video şu an yayında. Arkadaşlarım, videoyu tabi övmekle bitmez. Sonuçta SML Hoca çekiyor videoyu. Ama videoya geçmeden önce, direkt long diye sorulara geçmeden önce, ya halin hatırın nasıl? Nasılsın? İyi misin? Hayat nasıl gidiyor? Çalışmalar nasıl gidiyor? Önce lütfen bunları senden istiyorum. Yorum kısmına belirtebilirsin çünkü hep derslerle alakalı yazıyorsunuz. Hocam şu sorunun şurasında böyle olmayacak mıydı, şöyle olmayacak mıydı diye yazıyorsunuz. Ben de hazır kollara sıvamışım bu şekilde oturuyorum. Soru çözmeye dalacak diye birden. Ama ben sizlerin durumunuzu merak ediyorum arkadaşlar. Bir yazın hele bakalım. Hayat nasıl gidiyor, dersler nasıl gidiyor, işler güçler nasıl gidiyor? Bir yazın arkadaşlar. Beni soracak olursanız da. Yani iç güveysinden hallice diyebiliriz. Niye öyle diyorum? Arkadaşlar, gerçek anlamda çok fazla çalışıyorum bu aralar. Diğer hocalarla birlikte sınav yaklaştıkça biliyorsunuz, hocaların da yükü artıyor. Sizin ne kadar strese giriyorsanız hocaların da o kadar yükü artıyor. Hocalar da o kadar emin olun heyecan yapıyor. Niye heyecan yapmayalım ki? Sonuçta bir sene boyunca emek verdiğimiz öğrencilerimiz sınavlara hazırlanıyorlar ve sınava girecekler. O sınavdan acaba hak ettikleri sonucu alabilecekler mi diye tabii ki biz de endişe etmiyor değiliz. Bunun yanı sıra bir de tabii benim görmediğim öğrencilerim var. Diğer hocalardan farklı olarak sizler varsınız arkadaşlar. Bu gerçekten çok farklı bir dünya. Hani insan görmediği öğrencileri için lan şunu da yapsam bu öğrenciler için bu da güzel olur diye düşünür mü? Düşünür. Düşünüyormuş. Yani ben bunu anladım. Düşünülüyormuş arkadaşlar. Gerçekten ben sanki burada ekran başında ders anlatıyorum. Sizleri görmüyorum. Ekrana bakıyorum. Şu an kameraya karşı konuşuyorum mesela. Ama iş çok farklı. Sanki karşımda ben işte yaklaşık 150 bin kişi olduk. Sanki karşımda o 150 bin tane kişinin, sevgili arkadaşlar, öğrencinin varlığını düşünerekten konuşuyorum. Bu gerçekten değişik bir duygu, değişik bir his. Dolayısıyla bundan kaynaklı mutluyum. Ne kadar çalışırsak çalışalım da siz hak ediyorsunuz, sıkıntı yok. Ama gerçekten yoruluyorum. Yani şöyle düşünüyorum. Derslere giriyorum. Normal derslerimize giriyoruz. Daha sonrasında YouTube'a video çekiyorum. YouTube'a video çekmeye karar verdiğim zaman hadi iyice çekinmiyor. Mesela bu soruların hazırlanıp, yazılıp, çizilip, dizgiye aktarılıp, bu şekilde PDF formatında dönüştürülüp de bilgisayarın başına oturmam bir hafta sürdü arkadaşlar. Bakın 7 gün sürdü. 7 gün sonra ilk defa bilgisayarın başına bu videoyu çekmek için oturdum. Gerçekten emek sarf ediliyor. İşte soru yazım işleri, dizgi işleri. Dizgiyi de kendim yapıyorum. O yüzden bu kadar çok uzun sürüyor bu arada. Dizgiyi de kendim yapıyorum. Sizlere daha iyisini sunabilmek için. Yani PDF'ler kaliteli olsun, görsel kaliteli olsun, ses kaliteli olsun, video kaliteli olsun, her şeyi uğraşıyorum arkadaşlar. Ama bu da tabii gün 24 saat yetmiyor. Yani beni 30 saat falan paklarmış yani. 30 saat gün olsa yetiyormuş bana ama bir gün yetmiyor arkadaşlar 24 saat. İşte 4 saat, 4,5 saatlik uykuyla her gün devamlı, 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 monoton biçimde aynı şeyleri yaparak geçiyor arkadaşlar. Ve yine aynı konuya geleceğiz ama sınav yaklaştıkça tabii ki ben de heyecanlanıyorum. Aynı sizler gibi çünkü öğrencilerim sınava girecek. Evet, halimi hatırımı sordunuz varsayaraktan anlattım içimi döktüm. Şimdi arkadaşlarım 40 soruda türev videomuz var önümüzde. PDF'lerinizi aldıysanız çıkarttırmayanlar PDF'leriyle beraber videoları izlese de olur. Bu bir ilk gösterim arkadaşlar. İlk gösterimle yayınlanıyor video. Yani video canlı yayında yayınlanmıyor. Canlı değil şu an. Fakat sağ taraftaki chat kısmında veya telefondan izliyorsanız videonun altındaki chat kısmından yine arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz, muhabbet edebilirsiniz.
İlk gösterimden sonra yani video bittikten sonra hocam video kanalda yayınlanacak mı? Tabii ki yayınlanacak arkadaşlar. Yoksa bir amacı olmaz. Sadece bu şu an izleyenler videodan yararlanır ve işleri biterdi. Tabii ki video yayınlanacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Diyelim ve hazırsanız ilk sorumuzla da başlayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir toparlanalım. Çünkü türev çözeceğiz şimdi. 40 tane soruyu ara vermeden çözeceğiz. Bakalım videonun sonunda gözlerimiz ne hale gelecek? Omuzlarımız bak şu an dik oturuyorum ama omuzlarımız bakalım videonun sonunda ne hale gelecek? Bu arada soruların düzeyi ne diye soracak olan arkadaşlar varsa ve merak eden arkadaşlar varsa da arkadaşlar orta ve üstü sorular olsun istedim. Öyle hani kolay soru, ortanın altı soru yok. Özellikle 15, 16, 17. sorudan sonra da biraz daha gaza basarak ilerlememiz gerekiyor. Yani gaza basarak derken şöyle soruların hızına yetişmemiz için bizim gaza basmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten 16-17. sorudan sonra biraz böyle şurayı çalıştırmamız gereken sorular koydum. Aklınıza bulunsun. Bir de 40 soru hazırlayacağım diye yanlışlıkla 40 artı 2 tane soru hazırlamışım. Yani 42 tane soru var. Hakkınızı helal edin diyeceğim ama benim hakkım size helal olsun diyelim. 42 soruyla 40 soruda türev serisini başlatıyoruz arkadaşlar. İlk soru. Px polinomunun türevi P türev x polinomudur demiş. Ve gitmiş Px'ten de P türev x'i çıkarmış. Karşımıza ikinci dereceden olan 3x kare eksi x eksi 12 polinomunu vermiş bize. Bana diyor ki Px polinomunu sabittirim. Yani ne sorulmuş? P0 sorulmuş. Şimdi bu cepte, bu bir kalsın, tamam? Biz buna kalsın diyoruz da sonra ne yapacağız? Şunu düşünüyoruz. Polinomları hatırlayın. Şimdi Px'in derecesi mi daha büyüktür yoksa P türev x'in mi? Tabii ki Px'in derecesi daha büyük ve polinomlar toplanıp çıkarılırken, bak burada çıkarılmış. Polinomlar toplanıp çıkarılırken büyük derecesi büyük olan polinomun sözü geçerli oluyordu. Yani ne demek hocam? Karşı taraf ikinci dereceden değil mi? O zaman Px'in de derecesi 2'ymiş. Sen diyorsun ki madem öyle hocam Px ikinci dereceden bir denklem seçelim. Ama sakın Ax kare ile başlama. Bu senin işini uzatır. Neden biliyor musun? Çünkü zaten Px'in en büyük dereceli terimi hazır 3x kareymiş. Direkt onu yazabilirsin. 3x kare. Daha sonrasında yaz işte Ax artı B. Bura karışmam. İstediğini yap. Daha sonrasında bir de P türev x lazım tabii ki bize. P türev x'i de yazalım. Tabii bunun türevini alacağım artık. 6x artı a dedim. Ve gençler bunları birbirinden çıkarmış. Nereden biliyoruz? İşte burada bak çıkarmış. Peki çıkaralım biz de. 3x kare ax'ten 6x'i çıkarırsanız x parantezinde a eksi 6 yapar. Ve daha sonrasında da b'den de a'yı çıkarmış gençler. Ve karşımıza 3x kare eksi x eksi 12 gibi de bir polinom koymuş. Bakın burada. Peki her iki tarafta 3x kare var zaten bunları görmezden gelebilirsin. Bakın buradaki x'in kat sayısı a eksi 6. Dolayısıyla a eksi 6 eşittir. Bakın buradaki x'in kat sayısı eksi 1. O halde ise a kaç olur arkadaşlar? 5 olur. A 5 ise de şurada yerine yazdığınız zaman bunu b'den 5'i çıkardığınız takdirde bakın burada eksi 12 kalıyormuş. O halde b de eksi 5'i karşıya artı 5 diye atarsanız eksi 7'nin ta kendisi olur. Bakın bize P0 sorulmuştu. Yani arkadaşlarım P0 eşittir 0 artı A kere 0 0 artı B. Yani ne sorulmuş? B sorulmuş. Peki ben B'yi kaç buldum? Bakın burada eksi 7 buldum. O halde cevabımız eksi 7. Yani E şıkkı olacaktı. Geçtik bir ikinci soruya geçtik. A ve B. Reel sayılar olmak üzere. Analitik düzlemde AX kare artı BX parabolü. Bakın şu parabol. Üzerinde bulunan 2'ye 7 noktasından parabole çizilen teğet doğrusu y eksenini 0'a eksi 11 noktasında aynı zamanda kesiyormuş. Şimdi burada var ya çok derin bilgiler var. Bak şöyle. Bizim parabol ben buna fx diyeyim tamam mı? Fx parabolümüz ax kare artı bx olsun. Bakın f2 kaçmış? 7. Nereden? Bak buradan. 2 için 7'den geçiyormuş. Tamam mı? Daha sonrasında şöyle bir parabol düşünün. İki noktasından gitmiş, tamam mı? Şöyle bir parabol düşündük. İki noktasından şöyle bir teğet atmış.
Ve bu teğet de şurada y eksenini eksi 11'den kesmiş. Ve buranın apsisi de neydi? 2 idi. Ve buna karşılık gelen ordinat da arkadaşlar hop 7'ymiş. Tamam. Ben bu teğetin eğimini de hesaplarım ha bu arada. Vallahi hesaplarız. Nasıl hesaplarız? Şöyle şuradaki üçgenin eğimini bulabiliriz tabii ki. Hatta onu da bulalım. Hali hazırda bulunsun. 7 ile eksi 11 arası 18 birimdir. E şurası da 2 birim. 18 bölü 2'den 9 birim. Yani f türev 2'de neymiş? Bu da eşittir 9'muş hocam. Güzel. Şimdi madem ki f2 7. Yaz bakayım x gördüğün yere 2'yi. 4a artı 2b eşittir 7'dir derim. Sonra f türev 2'yi buluruz. Yani f türev x'i bulalım önce. F türev x nedir? Al bakayım şunun türevini. 2ax artı b'dir. Doğru mu? O halde burada da 2'yi yerine yazınca karşımıza 9 çıkıyormuş. Yani 4a artı b eşit 9. Şimdi gençler çıkarın bakalım üsttekinden alttakini ne kalacak? 4a'lar gidecek. 2b'den b'yi çıkardınız. B kaldı. 7'den 9'u çıkardınız. Eksi 2 oldu bile. B kaçmış? Eksi 2. O eksi 2'yi karşıya gönderirseniz 4a eşittir 9 artı 2'den 11 olur. Ve a da buradan kaç gelir? 11 bölü 4 gelir. Bana ne sorulmuştu? A'nın b'ye oranı. E, a 11 bölü 4'müş. B de eksi 2. Ters çevirip çarparsanız eksi 11 bölü 8'in ta kendisini bulursunuz. Doğru cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiş gençler. Evet, devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzda. Biraz uzun soluklu ama bayağı bir böyle normal bildiğimiz türev alma kurallarını bize yedirecek bir soru. Fx fonksiyonunu vermiş. X küp artı 2x karenin dördüncü kuvveti artı x'in beşinci kuvveti artı 19 biçiminde. Ve demiş ki f türev 1 değeri 2 üzeri a ve 5 üzeri b ile tam bölünebildiğine göre a artı b toplamının alabileceği tam sayı değeri maksimum en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi o zaman gelin biraz düşünelim. Arkadaşlar ilk ne yapmamız lazım? F türev 1'i bulmamız gerekiyor hocam. F türev 1'i bulabilmek için önce f türev x fonksiyonuna ihtiyacımız var. Hadi gelin bu f'in bismillah diyelim ve türevini almaya başlayalım. Ne yapacağız önce? Buradaki 5'i başa atacağız hocam. 5'i başa attım. Çarpı açtım parantezimi. İçeride ne var? X küp artı 2x karenin dördüncü kuvveti artı x'imiz var. Ve bunun dördüncü kuvveti dedim. 5'i biraz attım. Daha sonrasında çarpı ne yapmadım? İçerinin türevini yani şu kısmın türevini hala almadım. Çarpı o kısmın türevi diyeceğim. Orayı da yazalım. Nasıl yazacağız? Önce şuradaki 4'ü başa atacağız. Şöyle bir parantez daha açtım. 4 çarpı x küp artı 2x karenin küpü. Şimdi de şu x'in türevini daha almadan önce şu içinin türevini almadım ya. Şimdi o için türevini alacağım. Çarpı 3x kare artı 2 dedim. Ve artı x'in türevini alma zamanı geldi artık 1. Şu an içinin türevini bitirdim. Ve 19'un türevi kaldı. 19'un türevi zaten 0. Çok güzel. Şimdi burada f türev 1'i bulmamız gerekiyor. F türev 1 eşittir 5 çarpı açtık parantezi. Bakın şurası 1, burası 2. 3 yaptı yani. 3 üzeri 4 kaç yapar? 81. Buraya 1 eklersem 82 gelir ve 82'nin 4. kuvveti dedim. Çarpı. Arkadaşlarım şurası 4 çarpı 4 çarpı 1 artı 2 3 yapar. 3'ün küpü 27 çarpı. Şurası da 3 artı 2'den sevgili arkadaşlar 5 yapacaktır. Değil mi? 5 yapacaktır. Şurası 3x kare. Şunun türevini almışız. Bakın yanlış almışız. Burası 4x arkadaşlar. 3 artı 4'ten orası 7 gelir. Kusura bakmayın. Hemen düzelttim. 7. Ve artı 1'imiz var. Ve sevgili arkadaşlar bu sayı, bakın bu sayı, büyük sayı 2 üzeri a ve 5 üzeri b ile tam bölünüyormuş bir de. Peki biz bunun üstesinden geliriz. Rahat olun. Ama gerçekten rahat olun. Bakın 5 çarpı 82 dediğimiz sayı 2 kere 41'dir. 41 asal çok güzel. O halde 2 üzeri 4 çarpı 41 üzeri 4 diye yazabilirim ben bunu. Çarpı. Şimdi ben şunu düşüneceğim. Bana hani 2 üzeri a ve 5 üzeri b lazım ya. Yani 2 ve 5 çarpanları lazım aslına bakarsanız. Şu yan tarafta kalan sayının 2 ve 5 çarpanı var mı? Hepsini çarpmak zorunda mıyız? Bir bakalım.
Öncelikle şu kısım, işaretlediğim kısım 4'ün katı olduğu için çifttir. Ve çift olduğunda buna 1 eklersem ben tek sayı gelir. Tek sayının içerisinde 2 çarpanı kesinlikle yoktur. 2 çarpanımız yok. Muhteşem. Peki 5 çarpanı var mı? Yani bu sayı 5'e bölünür mü? Bunun için de sayının son basamağına bakmak yetiyordu. Bu sayının son basamağını sayıları çarpmadan bulabilirsiniz. 7 kere 7 49. Sonu ne yaptı? 9. 9 kere 4 36. Sonu ne yaptı? 6. Demek ki son basamak 6 olacak. 1 eklersem bu kısmın şu sayının son basamağı 7 gelir. İnanmazsanız deneyin. Peki son basamak 7 ise 5'in katı mıdır? Hayır. O zaman burasının benim için bir önemi yok. Buraya sen bla 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 yazabilirsin. Hiç sıkıntı değil, tamam mı? Bizim için önemli olan ne? Aha bu ve aha bu. Şimdi en çok kaçtır demiş ya, 2 üzeri a ve 5 üzeri b'ye bölünüyor. Yani bu sayı maksimum 2 üzeri 4'e bölünür. O zaman a'nın maksimum değeri 4'tür. Bu sayı maksimum 5 üzeri 1'e bölünür. Demek ki b'nin de maksimum değeri 1 olacak arkadaşlar. Ve bizden 4'te 1'in toplamı istenmiş. 4'te 1'in toplamı da tabii ki 5'tir. O halde cevap a şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve gençler devam ediyorum 4. soruma. Ne demiş bir okuyalım bakalım. X küp eksi 5 x kare artı 10 x artı 8 polinomu verilmiş. P türev x de p'nin ikinci türevinde x'in sıfırdan küçük eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı. Gayet basit bir soru. Hadi girişelim soruya. Bana neler lazım? Bir p türev lazım. Bir de ikinci türevi lazım. O zaman p türevi bulalım hadi sizle beraber. Üsttekinin alın bakayım türevini şunu. 3x kare eksi 10 x artı 10 yapar hocam. Bir de ikinci türevi. Hadi rica ediyorum. Al bakayım, türevin türevini alacağım. Yani 6x eksi 10 mu olacak? Ve bunları toplamış arkadaşlar. Hadi biz de toplayalım. Toplamış bunları. Bakın artı 10 eksi 10 gitti mi? 3x kare eksi 10x artı 6x ne yapar? Eksi 4x yapar. İşte bu ve bunun sıfırdan küçük olmasını istiyor. Al bakayım x parantezine. 3x eksi 4 sıfırdan küçük olmaz mı gençler? Olur hocam. Peki şimdi ne yapacağız? Kök buluyorduk ya, eşitsizlik çözeceğiz. Şunun kökü 0, buranın kökü 4 bölü 3. O halde 0'ı ve 4 bölü 3'ü yazacağım. Daha sonrasında bir işaret tablosu çizeceğim. Bu işaret tablosunda gençler, bakın küçüktür dediği için içleri boş olacak. 3x karede 3 pozitif olduğu için artıyla başlayacağım. Eksi ve artı diyeceğim. Daha sonrasında benden neresi istenmiş? Küçüktür. Bakın sıfırdan küçük olan yerler istenmiş. Yani negatif yerler isteniyor. Negatif yerler istendiğine göre de burayı tarayacağım. Burayı taradıktan sonra da buradaki tam sayıları bulacağım. Sıfırla 4 bölü 3 arasında hangi tam sayı var? Bu 4 bölü 3 dediğimiz sayı bir küsür bir sayı. Sıfırla bir küsür arasında sadece ne vardır? 1 vardır. Ve tam sayıların toplamı dediğine göre de ve sadece 1 sağlıyorsa cevabımız ne olacak? Bursa olacak arkadaşlar. Devam. 5. soru. F 2x artı 7 eşittir. Birazcık yaklaşalım şöyle. Şu sorudayız. 5'teyiz yani. Bakın diyor ki 2x f 2x artı 7 x küp falan filan f 9'da f türev 9. Önce f9'u bulalım türevini almadan, onu kolayca bulabiliriz. F9'u bulmak için içeriği 9 yapmamız lazım. Böylelikle x gördüğümüz yere 1 yazmamız gerektiği zaten aşikar. Peki yazalım o zaman 1'i. F ne gelir? 9. Eşittir. Bizi uğraştırmadı. Çok güzel. 1'in küpü 1. Eksi 5. Artı 7. Artı bir de ne diyoruz? 2. 7'ye 2 ekledim. 9. 5 çıkardım 4. Ve 1 ekledim 5. Yani F9 kaçmış arkadaşlar? 5. Artı. Şimdi bir de ne lazım? F türev 9. Yani F'in türevi lazım. Hadi bakalım. F türev 2x artı 7 diyorum. Bunun türevini böyle alıyorduk. Bakın F türev 2x artı 7 çarpı içinin türevi. 2x artı 7'nin türevine 2. Eşittir. Karşı tarafın türevi. Onu kolayca alabiliriz. 3x kare eksi 10x artı 7 diyeceğiz sevgili gençler. 2'nin türevi 0. F türev 9'u bulmak için de x gördüğümüz yerine yine 1'i yapıştırmak gerekiyor. F'in türevinde 9 çarpı 2 eşittir. X gördüğümüz yere 1'i yazarsanız da 3 eksi 10 artı 7. Bakın 7, 3 daha kaç yapar? 10. Burada eksi 10 ile beraber bunlar gider ve 0 kalır. Yani 2 kere f türev 9 0 ise tabii ki f türev 9 kaçtır? 0'dır. Demek ki burası da 0'mış. 5 ile 0'ın toplamı da kaç yapar? Hop. Ceyhan seçeneği yapar. Doğru cevap C şıkkı dedik. Ve arkadaşlar devam ediyoruz 6. sorumuzla. Şimdi 6. soruda size çok fazla uğraştırmayacak
görmeniz gereken, yani görme sorusu diyebiliriz, uğraştırmayacak şekilde bir çözüm önerisi sunabilirim. Soruya hep beraber bakalım. Şimdi diyor ki gx 2x eksi 7'ymiş. Bu fonksiyonun kuralını vermiş bize. F bileşke gx'den 4x kare eksi 28x artı 42 olduğuna göre f türevi 16 kaçtır? Şimdi dikkat etmeniz gereken yer şurası. Bakın f'in içerisine g'yi atmış değil mi? F'in içerisine g'yi atmış. Eşittir dedim. Şimdi f'in içerisine 2x eksi 7 yani g'yi attığı zaman bakın çıktısı bu olmuş. Arkadaşlarım g fonksiyonunun karesini almanızı öneriyorum size. Tabi sınavda oturup da bunun karesini almayacaksın, yazmayacaksın. Sadece bunu kafandan bileceksin bunu. Tekrar edeceksin. Kafandan okuyacaksın bunu. 2x eksi 7'nin karesi nedir? 4x kare eksi 28x ve artı 49'dur hocam. Yani neredeyse buna benziyor değil mi? Neredeyse buna benziyor. Peki ne eksik? Hocam eksi 7 eksik. Eğer eksi 7 de olsaydı bunun aynısı olacaktı. Yani aslına bakarsanız f fonksiyonumuz içine aldığı gx'in önce karesini almış. Daha sonrasında da bir de gitmiş 7 çıkarmış. Ve bu sonuca ulaşmış. Demek ki f fonksiyonunun işlevi neymiş? Bakın işlevi şudur o zaman. F fonksiyonu eğer içerisine bir x alaydı bu fonksiyon bu x'in önce karesini alacaktı sonra 7 çıkaracaktı. Ve artık sizden istenen f türev 16 mıydı? Madem öyle f'in türevinde x'i siz kolayca bulabilirsiniz. Alın bakalım türevini. 2x gelir hocam. O zaman yaz f türev 16'yı. 2 çarpı 16'dan cevap ne olur? 32'nin ta kendisi olur. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. İlk sayfamız bitti mi? Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Geçiyoruz nereye? İkinci sayfadaki 7. sorumuza. Devam. Gerçek sayılarda tanımlı ve türevlenebilir bir f fonksiyonuyla alakalı f1'i vermiş bize. Bak f1 13, f türev 1 6 ve f türev 14 de 6'ymış arkadaşlar. Peki gx fonksiyonu da bileşke fonksiyon biçiminde verilmiş ve bu fonksiyonla tanımlanan g fonksiyonu için, bu kuralla tanımlanan g fonksiyonu için g türev 1 soruluyor. Yani sen şunun türevini alacaksın kardeşim. Alalım mı beraber? Hadi. G türev x eşittir. Bakın bunun türevi nasıl alınıyordu? Önce f'in türevi, daha sonrasında içini aynen yazıyorsunuz. X küp artı x çarpı fx dediniz. Daha sonrasında da içinin türevi diyorsunuz. Onu da maviyle gösterelim. İçinin türevi nedir? X küpün türevi 3x kare. Şimdi artı dedim. Şuraya geldim duraksadım. Neden? Çünkü burada çarpımın türevi var. O halde çarpımın türevini alalım. X'in türevi 1 zaten. Onu yazmıyorum. Çarpı artı fx. Artı x çarpı f'in türevinde x. Bitti mi? Vallahi bitti. Yani bu son işlemimizdi. Ve tamamladık. Şu an g'nin türevini almayı başardık. Bizden istenen şey g türev 1. Şimdi o halde ne yapacağız? 1'i yerine yazacağız. G'nin türevinde 1 eşittir. F'in türevinde 1'in küpü 1. 1 kere F1 yapar. Daha sonrasında çarpı 3 kere 1'in karesi 3 artı F1 artı 1 kere F türev 1 yapar zaten. Peki hocam bunlar biliyoruz bunları, soru vermiş. Bak F1 kaçmış? 13. Daha sonrasında F1 şurası yine 13'tü. F türev 1 de 6'ymış arkadaşlar. 3 artı 13 16 yapar. 6 daha eklersen 22'ye ulaşırsın. Yani arkadaşlarım şu kısım neymiş? 22 çarpı. Peki hocam şu kısım nedir? 1'e 13 eklersen 14. F türev 14 yapar. F türev 14 çarpı 22. F türev 14 kaçmış? O da 6'ymış. Yani bizim cevabımız 6 çarpı 22 olacak. O da 132'nin ta kendisidir sevgili gençler. Doğru cevabımız 132, yani D şıkkı olacaktı deriz. Devam ediyorum 8. sorumla. Bakın artan kazananlık sorusu, yani türevin ikinci kısmından bir soru. Bir fonksiyonun artan olabilmesi için türevinin sıfırdan büyük veya eşit olması gerekiyor. Bakın unutmayın. Bazen soruyorsunuz yorum kısımlarında, biliyorum. Hocam fonksiyon artansa f türev sıfırdan büyük dememiz gerekmiyor muydu? Siz neden eşittir aldınız diye soruyorsunuz. Veya
Hocam f azalansa siz küçük veya eşittir dediniz türevine sıfırdan. Peki neden? Çünkü arkadaşlar bir fonksiyonun türevini sıfır yapan değerler fonksiyonun eğer ki bakın türevini sıfır yapan değerler eğer sayılabilir çokluktaysa bu fonksiyonun artanlığını azalanlığını bozmaz arkadaşlar. Tamam, bozmaz. Yani türevinin sıfır olduğu noktalarda artan veya azalan olduğu noktalara dahildir arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Peki soru ne diyor? Ona bakalım. Şimdi y'yi t'ye bağlı bir fonksiyon olarak vermiş ve t'yi de x'e bağlı bir fonksiyon olarak vermiş. Bize diyor ki y'nin x'e bağlı halinde ki fonksiyon yani f fonksiyonumuz aşağıdaki aralıklardan hangisinde azalandır diye soruluyor. Peki ben bu y'in x'e nasıl bağlarım? Yani buradan buraya buradan buraya nasıl geçiş yaparım? Şöyle bilmiyor musun ki sen t fonksiyonu aslında x kare eksi 4x. O zaman t gördüğüm yere ben götürürüm ve bunu yapıştırırım. Yapıştıralım o zaman hocam. Y eşittir. T kare demiş ya, diyeceksin ki x kare eksi 4x'in karesi diyeceksin. Eksi 24 çarpı x kare eksi 4x diyeceksin. Tamam. Sonra da burada x kare eksi 4x'lerin ortak olduğunu görüyorsun. O zaman ben x kare eksi 4x parantezinde x kare eksi 4x eksi 24 derim. Ve bunun türevini almaya başlarım. Neyin türevi? Çarpımı. Hadi başlayalım. Birincinin türevi 2x eksi 4 çarpı ikincinin aynısı. X kare eksi 4x eksi 24 artı birincinin aynısı x kare eksi 4x. İkincinin türevi 2x eksi 4 gelir yine ve gördüğünüz üzere bu bizim y türev fonksiyonumuz. Burada da sevgili gençler 2x eksi 4'ler ortak olduğu için yine ortak çarpan parantezini alırım. Yani 2x eksi 4 ortak çarpan parantezinde x kare eksi 4x eksi 24 artı x kare eksi 4x. Yani 2 tane x kare eksi 8 tane x ve eksi 24 eşittir 0 diyeceğim köklerini bulmak için. Bunu da şu kısmı 2 parantezine aldım. X eksi 2 çarpı şu kısmı da 2 parantezine alırsanız x kare eksi 4x eksi 12 gelecektir eşittir 0. Şimdi gelin. Her iki polinomunda ikileri görmezden gelebilirsiniz. Şunun ve şunun köklerini bulmak gerekiyor. Buranın kökü zaten belli 2. Buranınki de x'e x ve eksi 6'ya artı 2 diye ayrılırsa bir kökümüz 6 gelir. Diğer kökümüz de tabii ki eksi 2 gelir. O halde ben eksi 2, 2 ve 6 için gençler bir işaret tablosu çizeceğim. Benden azalan olduğu aralıklardan birisidir diye sorulmuştu. Şimdi şöyle diyelim gençler. Eksi 2, 2, 2 ve 6 dedik değil mi? Bakalım tamam doğru. Neyle başlayacağız? Artıyla tabii ki. Eksi, artı, eksi. Bakın burada azalan, burada artan, burada azalan ve burada artan gördüğünüz gibi bizim fonksiyonumuz. Ve bana demişti ki nerede azalandır diye sorulmuştu. Bakın hangisinde azalandır diye sorulmuştu. O halde gençler bizim fonksiyonumuz bir şurada bir de burada azalan. Şıklarımıza bakalım arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unuttum ben size. Kusura bakmayın. Şu arkadaşlarım şu kısım yani şıkkımız eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar olan aralık olacak ki cevap da o zaten. Söylemeyi unuttum. Buradaki 1 ile 3, 3 bölü 2'ye 5 bölü 2, 2'ye sonsuz, 2'den 10'a kadar olan aralıkların hiçbirinde bu fonksiyon azalan değildir. Mesela 2 ile 10 aralığı tamam eyvallah hani şuraya kadar olan kısmı azalan ama buradan sonra artan bir fonksiyon olduğundan bu şıkları eliyoruz. Cevabımız da D seçeneği oluyor. Ben sana söylemeyi unuttum. Senin PDF'inde bu soru düzgün olacak. Bunu merak etme. Sadece videodaki PDF'de şu an eksi 2. Kusura bakmayın sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum 9. soruyla. Aşağıda f fonksiyonunun AB kapalı aralığındaki grafiği arkadaşlarım bize verilmiş. Grafik bu. Buna göre x A ile B açık aralığındaki x'ler için aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi aynı aralıkta azalandır diye sorulmuş. Öncelikle A ile B aralığındaki x'ler tabii ki sevgili arkadaşlarım pozitif. Bu cepte.
Daha sonrasında bu a ile b aralığında f fonksiyonumuz x ekseninin üzerinde olduğu için pozitif. Ve a ile b açık aralığında fonksiyonumuz artan bir fonksiyon olduğu için türevi de nedir? Sıfırdan büyüktür. Bu araçlar işimize yarayacağı için bunları kenara her soruda not edin arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapın. Şimdi ben bunların artanlığını, azalanlığını nereden bileceğim? Tabii ki türevini alacağım. Alalım türevini. 2x artı f türev x dedim. Şimdi öncelikle bakın x'ler pozitifti. Yani şurası pozitif, 2x de pozitiftir. F türev x de arkadaşlar bakın pozitifti. Pozitifle pozitifin toplamı pozitif yapar. Benden azalan istenmişti. Yani türevinin negatif olması gerekiyor. O halde birinci şıkkımız yani A şıkkı gitti, bu artan. Geçtik ikinci şıkka. X artı f küp x denilmiş. Bakın arkadaşlar alın türevini. X'in türevi 1. F küp x'in türevi de 3 çarpı f kare x çarpı f türev x yapacaktır. Bakın arkadaşlar 1 zaten pozitif. 3 pozitif. F kare zaten pozitif. F türev bakın burada pozitifti. Pozitiflerin toplamı ve çarpımı daima pozitiftir. Bu da gitti. Geçtim C'ye. Şimdi bu da önce şöyle yazalım. Eksi f üzeri eksi 1 x diye yazalım. Bu f üzeri eksi 1 fonksiyonun tersi anlamındaki eksi 1 değil tabii ki. Ne bu? F x'in eksi birinci kuvvetindeki o eksi 1 manasına geliyor. Türevini alırsanız eksi 1'i başa göndereceksiniz. Yani arkadaşlar f türev f x diyorsunuz. F x'in eksi 1'i bir azalttınız. Eksi ikinci kuvveti çarpı içinin türevi. Yani f türev x olacak. Şimdi gençler fx zaten pozitifti. Eksi ikinci kuvveti de pozitiftir. F türev x de pozitifti. Pozitifle pozitifin çarpımı yine pozitif. Bu da gitti. Devam ediyorum. D şıkkıyla 2'yi başa attınız. Eksi 2 çarpı fx üzerine 1 indirdim. Yani fx'in birinci kuvveti çarpı f'in türevinde x diyorum. F'in türevinde x pozitifti, fx pozitifti, eksi 2 negatif. Aha da eksi çarpı artı çarpı artı negatiftir. Ve fonksiyon yani bu fonksiyon türevi negatif olduğu için azalandır derim. Dolayısıyla cevabım D'ymiş. Üçüncüye de bakalım ayıp olmasın. Fx'in arkadaşlar 1 bölü 3. kuvvetinden bahsetmiş. Ben bunun türevini alırsam eğer 1 bölü 3'ü başa attınız. F'in eksi 2 bölü 3. kuvveti diyeceğiz. Fx'in eksi 2 bölü 3. kuvveti çarpı f türev x diyoruz. Bakın fx pozitif olduğu için pozitifin her kuvveti pozitif. F türev x de pozitifti. 1 bölü 3 de pozitif. Hepsini çarparsanız bu da pozitif gelir türevi ve fonksiyon artandır deriz. Edirne'yi deledik. Cevabımız ne olacakmış? Denizli seçeneği sevgili arkadaşlarım. Devam ettim. 10. soruyla. Fx, x küp falan filan diye verilmiş. Bunun yerel maksimum değeri, bakın şuradaki m'den korkmalı mıyız bilmiyoruz. Bunun maksimum değeri 11 olduğuna göre m kaçtır? Maksimum değerini vermiş, yerel maksimum değerini. Absisini bilmiyoruz ama. Demek ki önce absisi lazım bize. Bunların absisini bulmak için de türevini almamız gerekiyor. Tamam? Alın bakalım türevini. F türev x eşittir. 3x kare artı 6x bitti. M-4'ün türevi 0. Çünkü onlar sabit sayı değil mi? Peki bunu da sıfıra eşitleyeceğim ya. Şöyle yapalım. 3x parantezini alalım. X artı 2 gelsin. Eşitleyin sıfıra. Buranın kökü 0. Buranın kökü eksi 2. Daha sonrasında eksi 2 ve 0 için sıraladık sayı doğrusunda. Ne yapacağız arkadaşlar? Kök tablosu çizeceğiz. İşaret tablosu çizeceğiz. Artıyla başladım. Eksi ve artı dedim. Bakın arkadaşlar fonksiyon bu bölgede artanmış. Bu bölgede fonksiyon azalan ve bu bölgede yine artanmış. Bizden neresi isteniyordu? Yerel maksimum değeri bakalım. Artarken azalmış, azalırken artmaya başlamış. Demek ki maksimum değer burası. Yani o maksimum değerin absisi de neymiş? Eksi 2'ymiş. Demek ki ben x gördüğüm yere eksi 2 yazınca bunun y'si yani maksimum değeri 11 geliyormuş. Nerede? Fonksiyonda. O zaman f eksi 2 eşittir 11'dir diyebiliriz. O zaman x gördüğümüz yere eksi 2 yazalım. M değerinde buluverelim arkadaşlar. Hadi. Eksi 2'nin küpü. Eksi 8.
Eksi 2'nin karesi 4. 3 kere 4 12 yapar. Ve m eksi 4 dedim. Bu da sevgili gençler eğer 11 ise bakınız. Eksi 8 ile eksi 4'ün toplamı. Eksi 12. Artı 12 daha gitti. M direkt kaça eşitmiş? 11'e eşitmiş arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız da E seçeneğinde verilmiş diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve ikinci sayfayı da bitirdik arkadaşlar. Nereye geçiyoruz? Üçüncü sayfamıza devam ediyorum. 11. soruyla şöyle birazcık uzaklaşalım arkadaşlar. Evet, daha rahat okunuyor şu an. Yukarıda gerçek sayılarda tanımlı ve sürekli, bakın sürekli diyor arkadaşlar, bu önemli. Bir f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Şimdi buna göre 3 tane öncül var, hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle arkadaşlarım diyor ki f fonksiyonunun x eşittir 3 apsis noktasında yerel maksimumu vardır. Öncülden önce şunu düşünsek olur mu müsaadenizle? Şimdi bakın bu f türev. Tamam, onu sakın kaçırmayın. Türevinin grafiği demiş. Siz de sınav esnasında türevinin grafiğini gördüğünüz an burayı unutmayacağınız bir işaret, bir simge koyun arkadaşlar. Tamam. Çünkü bazen unutabiliyoruz. F fonksiyonu gibi düşünüp çözersek yanlış sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bunu hiç kimse istemez. Şimdi bu f'in türevi. Gördüğünüz gibi f'in türevi sevgili arkadaşlarım sabit. Burada 3. Daha sonrasında eksi 2'ye düşmüş. Yani fonksiyon burada artanmış, 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 artanmış. Sonra buraya gelmiş azalan bir fonksiyon olmuş. Yani arkadaşlar f fonksiyonu için şunu söyleyebiliriz. 3'e kadar gelirken artmış arkadaşlar. Daha sonrasında hop azalmaya başlamış. Ve dikkat ettiyseniz şurası da bizim için x eşittir 3 apsisli nokta. Fonksiyonumuz sürekli olduğu için de bu şekilde kopmadığını anlayabiliyoruz. Çok güzel. Şimdi burası arkadaşlarım x eşittir 3 apsis noktaydı ya. Burada sivri nokta olduğu için de fonksiyonun mesela bu noktada türevinin olmadığını görüyoruz. Ki zaten gördüğünüz üzere f türev sevgili gençler burada fonksiyonun grafiği bu şekilde kopmuş. Peki. Ben f fonksiyonun grafiğinin artık bu şekilde bir grafik olduğunu da söyleyebilirim. Bundan hemfikiriz. İlk öncülümüzde f fonksiyonun 3 apsis noktasında yerel maksimumu vardır. Artarken azalmış ve bir maksimuma sahip birinci öncül doğru. Geçtim 2'ye. F'in ikinci türevinde 3'ün olmadığından bahsediyor. F'in ikinci türevini inceleyebilmek için f türevden yardım almamız gerekiyor yine. Ve f türevden yardım alırken de sevgili arkadaşlarım, bizim fonksiyonumuz 3 noktasında sürekli değil ki türevi olsun. Bir fonksiyonun bir noktada limiti varsa sevgili gençler kesinlikle sürekli veya diyemeyiz veya sürekli ise kesinlikle türevli diyemeyiz. Fakat bir fonksiyonun bir noktada limiti yoksa kesinlikle sürekli değildir deriz. Sürekli değilse de kesinlikle türevi yoktur o noktada diyebiliriz. Görüyorsunuz ki f türev sürekli değil. O halde f'in türevinin türevinde de 3 noktasında türevi yoktur diyoruz. Gitti. Pardon özür dilerim. Yoktur diyor zaten. Doğru. 3'ten sonsuza kadar olan aralıkta f fonksiyonunun artan olduğunu söylemiş. F fonksiyonu. Arkadaşlar 3'ten sonsuza kadar bu fonksiyon azalandır. Gitti. Doğru cevabımız neymiş? 1-2. Yani C şık. 12. soruda f sürekli bir fonksiyon denilmiş. Bakın sürekli bir fonksiyon bu arada beğendiğim bir soru. İşaretleyebilirsiniz sorumuzu daha sonrasında çözmek adına. Şimdi f sürekli bir fonksiyon. F fonksiyonunun 7 tane noktada yerel ekstremumu olduğunu biz biliyormuşuz arkadaşlar. Acaba hangisi daima doğrudur diye soruluyor. Bakın daima kesinlikle her zaman şeklinde sorulan sorulara siz aksine örnekler vererek, şıkları eleyerek çözersiniz her zaman. Bunu sakın unutmayın. Tamam. Aksine örnek vermeniz şart. Yoksa o sorunun içerisinden çıkmanız biraz zor olacaktır. Bu bilgiyi attınız cebinize. Şimdi devam ediyoruz. Diyor ki fonksiyon azalandır. 4 tane yerel maksimumu vardır. 4 tane yerel minimumu vardır. Mutlak ekstremum değeri sahip ve x ekseninin en az 0 en çok 8 noktada keser demiş. Bakalım. Şimdi arkadaşlarım ben bu 7 tane ekstremumu olan fonksiyonun şöyle kabataslak bir görüntüsünü çizmeye çalışalım. Artarak başlayalım. 1, 2,
3, 4, 5, 6 ve 7. ekstremumumuz. Tamam. Bu bizim fonksiyonumuzun bir görüntüsü olabilir, bir grafiği olabilir. Peki başka hocam, artarak başladınız. Mesela azalarak başlasak o zaman ne olur? Hadi o zaman azalarak başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu şekilde de olabilir sevgili gençler. Burada artarak başlayıp azalarak bitirdik. Burada azalarak başlayıp artarak bitirdik ve toplam 7 tane ekstremumuz var bu iki fonksiyon içinde. Görüntü olarak bunlara benzeyecek arkadaşlar. Başka bir şeye benzeyemez. Fonksiyon azalandır demiş. Hiç alakası bile yok. Şuradaki fonksiyonun azalan olduğunu kim iddia edebilir? Ha tamam, belli başlı yerlerde azalandır fakat daima azalan değildir. Dolayısıyla iki verdiğimiz örnekte aksine örneklerdir. Fonksiyon azalan falan değildir. Gitti. Geçtik B seçeneğine. Diyor ki 4 tane yerel maksimumu vardır. Evet, bakın 1, 2, 3, 4. Peki cevap Bursa mı? Ben diyorum ki hayır, cevap Bursa değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü 1, 2, 3 tane de yerel maksimumu olabilir. Gitti. 4 tane yerel minimum vardır. 1, 2, 3, 4 tane yerel minimum evet var fakat üstteki gibi de olabilir. Yani 3 tane yerel minimumu da olabilir. Bu da gitti. Mutlak ekstremum değere sahiptir denilmiş arkadaşlar. Yani mutlak ekstremumdan kastı mutlak maksimum veya mutlak minimuma sahiptir demiş. Şimdi düşünelim. Ben diyorum ki şunların hepsi de aynı ordinata sahipse eğer, sahip olabilir. Sahip olursa da ben bu yerel maksimumların içerisinde en büyüğünü arayamam. Arayamadığım için de mutlak maksimumu da bulamam. Çünkü en büyüğü yoktur. O zaman onların hepsi mutlak maksimumdur diyemeyiz. Mutlak maksimum bir tane olacak. Hepsi de aynı değere sahipse bunlardan hiçbiri mutlak maksimum değildir. Dolayısıyla mutlak maksimumu arayamıyoruz. Yani mutlak maksimum olmayabilir. Peki minimum? Minimum da sevgili gençler bakın aynı grafik üzerinden değerlendirelim. Şu 3 tanesi yerel minimum noktadır. Eyvallah. Bunlardan bir tanesi daha da küçük olabilir. Yani mutlak minimum adayı olabilir. Fakat fonksiyon üzerinde bunlardan daha küçük olan, daha küçük değere sahip olan noktalar vardır. Nereler? Çünkü mesela kollar aşağı doğru uzanıyor. Eksi sonsuza kadar yolu var bunun. Yani eksi sonsuza kadar giden değerler varsa ben bunlardan hangi birine mutlak minimum diyebilirim ki? Bu da gitti. Maksimum da yok, minimum da yoktu. Demek ki cevap E'ymiş. X ekseninin en az 0, en çok 8 noktada keser demiş. Şimdi en azını gösterelim. En çoğu burada var zaten. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane noktada kesiyor. En çok 8 tane kesebilir. Başka da kesemez zaten. Bir de en azına bakalım. Mesela artarak başlayıp azalarak bitirebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ekstremum. Bakın bitirdik arkadaşlar. X eksenini hiç kesmedi. En az 0, en çok 8 noktada keser. Şıkkı bizim için doğruydu sevgili arkadaşlarım. Cevap E seçeneğiydi. Devam ediyorum 13. sorumla. Şimdi yukarıdaki analitik düzlemde f ve g fonksiyonlarının grafikleri bizlere teslim edilmiş. Fx üzerinde bir a noktası, gx üzerinde de bir b noktası alınıyor. Buradan bir tane, yukarıdan bir tane a noktası, aşağıdan bir tane b noktası alacağız fonksiyon grafikleri üzerinde. Buna göre diyor AB doğru uzunluğunun en küçük değeri kaçtır diye soruluyor. Bir de notumuz var. Notta diyor ki A ile B noktalarının apsisleri birbirine eşit. He. Yani diyor ki sen diyor bu AB uzunluğunu en küçük seçeceksin ya diyor. Onu diyor mesela şöyle seç diyor. Örnek veriyorum. Şuradan şöyle birbirine gayet yakın görünüyor. Buradan seç diyor. Şuraya A de diyor. Buraya da B de diyor. Bu AB doğrusunun en kısa uzunluğu soruluyor bize. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Varsayalım ki şuranın apsisine A diyelim, tamam mı? Bu A'nın ordinatı nedir f fonksiyonunda? Tabii ki a kare eksi 4a artı 10'dur. Peki bu A'nın ordinatı g fonksiyonunda nedir? O da şurada yerine yazarsın ve dersin ki eksi a kare eksi 5a ve eksi 7'dir hocam. Şimdi ben üsttekinin ordinatından alttakinin ordinatını çıkarırsam aradaki mesafeyi bulurum. Buluyorsam o zaman hadi bulalım. Madem öyle, bulun.
Her şeyi benden beklemeyin. A kareden eksi a kareyi çıkardınız. 2 a kare. Eksi 4 a'dan eksi 5 a'yı çıkardınız. Artı a kaldı. Ondan eksi 7'yi çıkardınız. Artı 17 kaldı. Şimdi ben bunun uzunluk fonksiyonu olduğunu biliyorum ve bunun en küçük değerini bulmak için türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. Al türevini. 4a artı 1 eşit de sıfıra. A eşittir ne gelir? Eksi 1 bölü 4. Var ya 10 numarada yer seçmişiz bak. Burası neymiş? Eksi 1 bölü 4 hapsisli nokta. Peki ben uzunluğu nereden bulacağım? Aha şurada uzunluk fonksiyonunda şu tarafa doğru gidiyordum. Birden yön değiştirdim. Şurada yerine yazacağız arkadaşlar. Yazalım hadi. Eksi 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16 yapar. 2 ile çarparsam 1 bölü 8 gelir. Eksi 1 bölü 4'ümüz var. Ve artı bir de 17'miz var. 1 bölü 8'den 1 bölü 4'ü çıkardınız. Eksi 1 bölü 8 geldi. Ve buna 17 ekliyoruz. 8 kere 17. 80 artı 56'dan 136 1 çıkardınız. 135 bölü 8 yapar. Ve bu da bizim 135'i gördüm. Bölü 8 bizim cevabımız olur sevgili arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir. Geçtik 14'e. 14'ü çözmek için de şurada kendimize biraz yer ayıralım değil mi? Şurayı silelim arkadaşlar. Silemedim bir türlü. Şöyle silelim en iyisi. Evet. Sağ taraftaki sorudayız. Fx x kare eksi 5x artı 8 fonksiyonunun 2 4 kapalı aralığındaki ortalama değişim hızı a ve x eşittir 3 apsisli noktadaki anlık değişim hızı da b'dir demiş. A'nın b'ye oranı sorulmuş. Şimdi ilk bu a dediğimiz var ya ortalama değişim hızı, o 10. sınıftaki konunuzdu. X eşittir 3 apsisli noktadaki anlık değişim hızı var ya, o da 12. sınıf konumuz. İkisini beraber harmanlayıp yapıştıracağız. Şimdi ortalama değişim hızı neydi? Arkadaşlar şuydu bakın. A'yı nasıl buluyoruz? A eşittir. Arkadaşlarım 4 ve 2 ya sınır noktalar. F4'ten F2'yi çıkarıyorsunuz. Bölü 4 eksi 2 diyorsunuz. Bu ortalama değişim hızını verir. B nedir arkadaşlar? Anlık değişim hızı x eşittir 3'teki. O da F türev 3'tür. Yani A'dan B'yi çıkar diyorsa bundan bunu çıkaracağız. Artık bunları biliyorsanız bilgi sınama sorusu diyebiliriz buna. Çünkü gerisi artık 4 işlem. Hadi bakalım. F4. 4'ün karesi 16 eksi 5 kere 4 20 artı 8 dedik. Burası 4 gelir. 2'yi yerine yazıyorum. 4 eksi 10 artı 8 dedim. 12 eksi 10'dan o da 2 geldi. Alt tarafta da 4 eksi 2'miz var. 4 eksi 2 bölü 4 eksi 2 1 yapar. Yani A kaçmış arkadaşlar? 1. Bu cepte. F türev 3. Önce F türev x'i bulacağız. F türev x türevini alıyorum. 2 x eksi 5 geldi. F türev 3 gerekiyordu bize. F türev 3 de 2 kere 3. 6 eksi 5'ten bu da 1 geldi. Yani B de 1'miş. Bana diyor ki A'yı B'ye böyle 1'i 1'e bölerseniz ne gelir? Tabii ki 1 gelir. Doğru cevabınız da A seçeneği olacaktı sevgili gençler. Güzel oldu. Bir sayfa daha bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Geçiyoruz arkadaşlarım. Bir sonraki sayfamıza 15. soru. F fonksiyonunun kuralı verilmiş. X üzeri 5 artı 3 x kare eksi a x artı 3. X eşittir 1 apsisli noktasından çekilen teğetin denklemi de y eşittir 9 x eksi b'ymiş. Şimdi bak şunu söyleyebilir miyiz o zaman biz? Bu teğetinin denklemi ya. Teğetinin eğimi nedir? Şunun türevini aldığımız takdirde eğim eşittir 9'dur. Eğim 9'muş. Bunda sıkıntı yok. Bu ne demek? F'in türevinde 1, çünkü 1 apsis noktadan çekiliyordu, eşittir ne olur? 9 olur. Şimdi bu bilgiyi siz kendiniz çıkaracaksınız buradan. Bu bir kazanımdı. Bu soru için bir kazanım. Peki. Şimdi o zaman F'in türevini bir yazalım. F türev x eşittir. X üzeri 5'in türevi 5 çarpı x üzeri 4'tür. Artı 6 x eksi a dedim. F türev 1'in 9 olduğunu biliyorum. 5 artı 6 eksi a eşittir 9 ise sevgili arkadaşlarım 11'i karşıya salladınız. Eksi a eşittir eksi 2 ve a buradan kaç geldi? 2. Güzel. A'yı bulduk, a cepte. O zaman size bir şey diyeyim mi? F fonksiyonumuz da cepte artık. X üzeri 5 artı 3x kare. A 2 idi eksi 2x ve artı 3 dedik sevgili arkadaşlarım f fonksiyonumuza. Şimdi bu fonksiyonla, yani şöyle bir fonksiyon varmış. Bir noktasındaki teğeti buysa
bir noktasındaki görüntüleri sevgili gençler bunların birbirine eşittir madem öyle. Yani ben biri burada da yerine yazsam, burada da yerine yazsam aynı sonucu almak zorundayım. Madem öyle, şurayı şöyle iki parçaya ayıralım. F türev 1'i bir bulalım. F1'i bir bulalım. F1 sevgili gençler, F1. Şurada yerine yazın. Ne gelir? 1 artı 3. Şurada yerine yazıyorum. 1 artı 3, eksi 2 artı 3. 3 artı 3, 6, 2 çıkardım 4, 1 ekledim 5. Yani arkadaşlar bu 5'miş, eşittir. Bir de şurada yerine yazalım 1'i. 9 eksi B. O zaman B kaçtır? Tabii ki 4'tür. O halde cevap da Edirne seçeneğinde sevgili arkadaşlarım verilmiştir derim. Güzel sorular. Bence tatlı sorular. Şimdi bundan sonraki sorular daha da tatlılaşmaya başlayacak. Haberiniz olsun. 16. soru. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden f polinom fonksiyonu için f4, f türev 4'e ve bu da f türev 6'ya, bu da 0'a eşitmiş. Şimdi bakın sadece şu verilen bilgiden, şu 3 tane bilgiden ben çok güzel değerli bilgiler elde edebilirim. Nasıl mesela? Hocam bir kere 3. derecedenmiş, türevi 2. dereceden olacak ve türevinin de 2 tane kökünü vermiş bana. O zaman benim f fonksiyonum fx eşittir, fx eşittir x eksi 4 çarpı x eksi 6 çarpanlarını barındıracak. Hem bu çarpan hem bu çarpan olacak. Niye? Çünkü f'in türevi sevgili arkadaşlar, f'in türevi 4 ve 6 köklerine sahip. Peki bunun baş kat sayısı ne olacak? Buraya a mı diyelim? Sakın a falan diyeyim deme. Belli çünkü onun kat sayısı. Baş kat sayı belli. Ya nereden belli? Biz niye görmüyoruz? Soruda mı yazıyor da biz mi kaçırdık demeyin. Onu da siz bulacaksınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim fx fonksiyonumun baş kat sayısı 1'miş ve 3. derecedenmiş. Yani x küple başlıyormuş. Sen gidip bunun türevini alırsan, yani bu şekilde devam ediyor. Sen bunun türevini alırsan 3x kare ile karşılaşırsın. Yani x karenin kat sayısı, yani f türev x'in baş kat sayısı 3'müş. Yani buraya a değil 3 yazacaksın. Tamam. F türev x belli artık. Evet. O zaman f türev x'i birazcık açarak yazalım mı senle? F türev x 3 parantezinde x kare eksi 10x artı 24 yapacaktır arkadaşlar. 3'ü de içeri dağıtın. 3x kare eksi 30x artı 72 gelecektir. Şimdi bu sevgili arkadaşlarım f'in türevinde x. Onu da şuraya belirtelim bir güzelce. Peki f'in türevini bulduk bu. Öncülümüzde ne diyor? F'in ikinci türevinde 5 sıfırdır. Al kardeşim türevini, f'in ikinci türevinde x'i bulalım önce. Eşittir. 6x eksi 30 yapar. F'in ikinci türevinde 5 ise 6 kere 5 eksi 30 yapar. 30'dan 30'u çıkardınız 0 gelir. Bak burada da 0 demiş. Aksini iddia etmemiş. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu öncülümüz bizim doğrudur. İkinci öncüle bakacağız. Ama ikinci öncüle bakmak için bize ne lazım? F fonksiyonu. Şimdi hafiften böyle integral almadan fonksiyonu hissedebiliriz. Nerede? Böyle içimizde, şuralarda bir yerde böyle hissedebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi şöyle, integral almıyorum. Bak bunun adı integral falan değil. İntegral almıyorum. Şimdi ben diyorum ki şu f türev x var ya, bunun sonuna bir tane de şöyle sıfır koyayım, tamam mı? Şimdi parça parça ben f fonksiyonunu hayal etmeye çalışıyorum. Fx eşittir. İntegral bilen integralde alabilir. Şimdi 3x kare. Acaba neyin türevi 3x karedir? Tabii ki x küpün türevi 3x kare, doğru mu? Neyin türevi eksi 30x'tir? Tabii ki eksi 15 çarpı x karenin, alın türevini, eksi 30, eksi 30x gelir. Neyin türevi 72? Tabii ki 72x'in. Ve neyin türevi 0? Neyin türevi 0 oluyordu? Sabitin. O zaman ben sabit olan sayıya da c diyeyim. Aslında bakarsanız integral bilmeyen arkadaşlar şu an integral aldık. Tamam. Yani integral bu demek. Peki, şimdi devam edelim. Artık fx bu ya. C'yi nereden bulacağım? Çünkü f2, 2'yi yerine yazıp eksi 21'den küçük mü değil mi kontrol etmem gerekiyor. C lazım bana. Ya kardeşim rahat ol. F4'ü vermiş sana. O zaman f4 yardımıyla C'yi bulalım. 4'ün küpü 64 eksi 15 kere 4'ün karesi 16. 15 kere 15 225, 240 yapar değil mi? Artı bir de 4 kere 72'de
288 gelecektir. Artı C eşittir 0 olması lazım. 288'den 240'ı çıkardınız. 48. 48 64 daha 112 yapar. 112'ye C eklediniz. 0 geldi. O zaman C kaçtır arkadaşlarım? Eksi 112'dir. Yani ben bunu sileceğim C'yi ve yerine diyeceğim ki hocam ben buraya 112 yazsam da olur. Ve bana demiş ki F2 eksi 21'den küçük mü? Hadi kontrol edelim. 2'nin küpü 8. 2'nin karesi 4. 4 kere 15. Eksi 60 geldi. 2 kere 72. 144 yaptı. Bir de eksi 112'miz var. 144'ten 112'yi çıkardınız. 32 geldi. 32'den 60'ı çıkardınız. Eksi 28. Eksi 28. 8'den 28'i çıkardınız. Burada ne geldi? Eksi 20 geldi. Diyor ki şimdi bana eksi 20. Eksi 21'den küçüktür. Hadi lan oradan. Eksi 20. Eksi 21'den daha büyüktür. Dolayısıyla ikinci öncül gitti. Bir de üçüncü öncülümüze bakıyoruz. Diyor ki f fonksiyonunun grafiğinin x eksenine teğet olduğu en az bir nokta vardır. Nereden bileceğim? Yani tutup da şimdi ben şunu çarpanlarına mı ayırayım ey soru demeyin. Şöyle diyeyim. Hocam şunu sakın unutma. Kenara bir yerde bak not alabilirsin. Bir fonksiyonun bir apsisli noktası hem fonksiyonu hem de türevini sıfıra götürüyorsa, yani bir sayı hem fonksiyonun hem de türevinin aynı anda köküyse arkadaşlar, fonksiyonumuz yani f fonksiyonu o apsisli noktada yani 4 noktasında mutlaka ama mutlaka x eksenine teğettir. Bunu sakın unutmayın. Madem öyle şunun yardımıyla ben fonksiyonun 4 noktasında x eksenine teğet olduğunu biliyorsam, x eksenine teğet olduğu en az bir nokta vardır cümlesine de tabii ki doğru derim. Yani cevabı neymiş? 1 ve 3'müş. Cevabı şöyle yaparsak görebilirsiniz. Doğru cevap D şıkkıymış sevgili gençler. Ve geçiyorum sağ üst tarafa 17. soru. Aşağıda f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Bakın yine türev grafiği. Kaçırmayalım bunları. Buna göre 3 tane cümle var. Daima doğru olan soruluyor. Aksine örnek vermeye başlayabiliriz seninle. He? Diyor ki f fonksiyonunun 2 tane ekstremumu vardır. Bir kere türevinin işaret değiştirmesi gerekiyor fonksiyonumuzun ekstremumu olabilmesi için. Bakalım türev fonksiyonu işaret nerede değiştirmiş? Bakın eksiden artıya geçmiş. İşaret değiştirmiş. Başarılı. Eksi 4 apsis nokta 1 ekstremumdur. Eyvallah, fakat başka hiçbir yerde işaret değiştirmemiş. Şurada bir değiştirir gibi olmuş ama yine değiştirmemiş. Artıyken artı diye devam etmiş. Madem öyle benim bu fonksiyonumun 2 değil 1 tane ekstremumu var. Dolayısıyla birinci öncül gitti. F fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralık eksi 1 ile 5 aralığıdır. Fonksiyonun türevinin negatif olduğu yerlerde f fonksiyonumuz azalandır. Yani bizim f fonksiyonumuz eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar azalan arkadaşlar. Yok öyle eksi 1 ile 5 aralığında f fonksiyonun azalanlığı falan. Bu da gitti. Yani cevap yalnız 3'müş. Üçüncü öncüle de bakalım. Belki hiçbiri diye şık vardır ama hiçbiri diye şık da yok. Diyor ki f'in ikinci türevinde x fonksiyonunun ekstremum noktasının apsisi eksi 1 ile 5 aralığındadır. Şimdi gelin bunu bir güzel sevgili gençler irdeleyelim, inceleyelim. Bakın f'in ikinci türevinde x fonksiyonunun grafiğini hayal edebiliriz. Hayal edebiliriz. Kafamıza canlandırabiliriz. Öncelikle şöyle diyeceğim. Benim f türev fonksiyonumun ekstremumları şurasıyla şurası ya. Demek ki benim fonksiyonumun neresinin f'in ikinci türevinde x fonksiyonunun sevgili gençler kökleri eksi 1 ile 5 olacak. Kökleri eksi 1 ile 5 ise f'in ikinci türevinde x'in grafiği ya böyledir ya da arkadaşlar böyledir. Ki zaten görüyorsunuz şurada fonksiyon artan olduğu için doğal olarak maviyle değil de kırmızıyla işaretlediğim olur. Bakın buralarda pozitif, negatife geçtiği an azalmaya başlamış. Ve bakın burada negatif, pozitife geçtiği an artmaya başlamış gördüğünüz üzere. Demek ki bu f'in ikinci türevinde x fonksiyonuysa bunun da ekstremum noktası burasıdır ve eksi 1 ile 5 aralığında kalır mutlaka diyoruz. O halde doğru öncülümüz yalnız 3'müş, cevap da Edirne seçeneğinde verilmiş. Ve devam, 18. sorumuz arkadaşlar. Ne demiş bana?
mx kare artı nx diye bir parabol düşün. Bunun x eksenini kestiği noktalardan birinden çekilen teğetin eğimi pozitif olan 28 artı n'dir demiş. Yani 28 artı n'nin pozitif olduğundan bahsediyor. Bu parabolün eğimi 0 olan teğeti parabole 2'ye k noktasında teğetse k kaçtır diye sorulmuş. Şimdi parabolün eğimi 0 olan teğeti demiş ya. Bunun absesi 2 ise demek ki f türev 2'den bahsediyor sevgili gençler. F türev 2 0'mış, bundan bahsediyor. Bunda bir sıkıntımız yok umarım. Bakın tekrar ediyorum. Eğimi 0 olan teğet. Eğimi 0 ise türevi 0'dır. Hangi noktanın? 2 absisi noktanın. Ve aynı zamanda F2'nin de bize K olduğunu bilgisini vermiş. Burada sıkıntı yok. Biz üst tarafla ilgilenelim şimdi. İlk cümlemizi bir daha okuyalım. Diyor ki parabolün x eksenini kestiği noktalardan birinden çekilen teğet. Yani parabole 2 kökü varsa parabolümüzün 2 kökünden birinden çekilen teğetten bahsediyoruz. Şimdi o zaman ben bu parabolün köklerini bir bulayım. Mx kare artı nx'i ben x parantezine alırsam mx artı n'ye gelecektir ve 0'a eşit dersem köklerini bulabilirim. Bir kökümün 0 olduğunu gördüm. Diğer kökümün de eksi n bölü m olduğunu gördüm. Acaba hangisinden çekilen teğetin eğimi 28 artı n olur diye düşüneceğim şimdi. Teğetinin eğimini bulabilmek için de arkadaşlarım eğimi tamam. Teğetinin eğimini bulabilmek için de bunun türevini almamız gerekiyor. 2mx artı n'dir bunun türevi, şu fonksiyonumuzun türevi ve önce 0 yerine yazalım. Acaba 0 mıymış o teğetin eğimini 28 artı n olabilmesi için, 0'dan mı çekilmiş bu teğet, ona bakalım. Yaz bakalım 0'ı. 0 artı n eşittir 28 artı n ise n'ler gider, 0 28'e eşittir gelir ki böyle bir eşitlikten bahsedemeyiz. Demek ki bu çekilen teğet 0 noktasından çekilmemiş. Geriye tek bir seçeneğimiz kaldı. Eksi n bölü m'den çekilmiş. Demek ki ben türev fonksiyonumda, ki bu fonksiyonumuzun türevi neydi? 2mx artı 2mx artı neydi arkadaşlar? Eksi n bölü m'yi yazarsanız 2m çarpı eksi n bölü m artı n eşittir neymiş? 28 artı n olacakmış. Artık bu kesin bilgi. N'leri götürelim, her iki tarafta var zaten birer tane. Şuradaki m ile buradaki m'yi de sadeleştirin. Bakın eksi 2n eşittir 28 kaldı elimizi ve n'yi bulduk. N kaçmış arkadaşlar? Eksi 14'müş. Bu cepte. Tamam. Biraz soluklanalım. Çok konuştum. Bu cepte. Peki. Bu cepte ise ne cepte? Fonksiyonun yarısını biliyoruz artık. Mx kare. N'miz eksi 14 ya. Eksi 14x'miş bu. Fonksiyonun türevini de biliyoruz artık yarısını. 2mx eksi 14'müş, tamam. Şimdi fonksiyonun türevini biliyoruz dedik ya, oradan bak yürüyebiliriz şu an. Neden biliyor musun? Çünkü hatırlarsan ta sorunun başına demiştim ki f türevi 2 0'mış arkadaş. Aa güzel. F'in türevi şu değil miydi? Az önce yazdık. F'in türevi bu. O zaman ben x gördüğüm yere 2'yi yazayım. Yani 4m eksi 14 eşittir 0 olsun. Buradan 2m eşittir 7 gelir. Sadeleştirdiğiniz takdirde m'de kaç gelir? 7 bölü 2. Tamam, güzel. Fonksiyonu biliyoruz artık. Fonksiyonumuz m'miz 7 bölü 2 ya. Yaz yerine y eşittir 7 bölü 2 x kare ve n'miz de eksi 14'tü. Eksi 14 x'ti. Bize f2 sorulmuştu. 2 için k'dan geçiyor ya, k sorulmuş. O zaman ben x gördüğüm yere 2 yazayım ve k'yı bulayım. 7 bölü 2 çarpı 2'nin karesi 4 eksi 14 kere 2 28 yapar arkadaşlar. Daha sonrasında şunla şunu götürdüm. Burası 2 geldi. 2 kere 7 14. 14'ten 28'i çıkarırsanız cevap eksi 14 olacaktır. Ve arkadaşlarım cevabımız neymiş? Adana seçeneğinde verilmiş deriz. Evet, güzel soruydu. Meşakkatli soruydu. Ama değer mi? Değer. Çünkü dinlemeye değer mi? Çözmeye değer mi? Değer arkadaşlar. Unutmayın ki hani ne kadar zorunu çözerseniz o kadar sizin için iyi. Devam ediyorum. 19. sorumda bir maksimum minimum problemi. Aşağıda kenar uzunlukları verilmiş olan dikdörtgen prizma biçiminde bir kutu verilmiş. Yüksekliği 1-3x, işte buradaki uzunluğu 2x, burası da x arkadaşlarım. Kutunun hacminin maksimum olabilmesi için, en fazla olabilmesi için x kaç olmalıdır? Ne yapacağız? Hacim fonksiyonunu yazalım. Vx eşittir 1-3x çarpı taban alanı,
Yani sevgili gençler 2x ile x'i çarpacağız. 2x kare diyeceğiz. İçeri dağıtırsanız bunu vx fonksiyonu ne gelecektir? 2x kare eksi 6x küp gelecektir. Ve ben hacim fonksiyonunun türevini bulup sıfıra eşitlemem gerekiyor ki hacmin maksimum değerini bulalım. Al bakayım bunun türevini. 4x eksi 18x kare yapacaktır. Bunu sıfıra eşitleyeceğiz. 2x parantezine alırsanız 2 eksi 9x gelir arkadaşlar, eşittir 0. Burada x'imiz ya 0 ya da 2 bölü 9 olacak. X 0 olamayacağı için mecburen 2 bölü 9'muş. Ve sevgili gençler maksimum olması için x'imizin 2 bölü 9 olması gerekiyor diyebiliriz. Yani cevap B şıkkında verilmiş gençler. Ve devam ediyorum 20. soruyla. F fonksiyonunun 1'e 8 noktasındaki teğet eğimi 14'tür. Bakın çok bilgi var. O çok bilgiyi matematikselleştirelim. F1 neymiş? 8. 1 için 8'den geçiyor çünkü. Teğetinin eğimi demiş ya. Aynı noktadaki. O zaman F türev 1'de kaçtır? 14'tür. Peki. Bunlar güzel. Bunda sıkıntı yok. Bir de bize neyi vermiş? İkinci türevi vermiş. Ne soruluyor? F0. Çok güzel. Şöyle yapalım mı o zaman arkadaşlarım? F türev x'i hissedelim mi sizle beraber? İntegral almayın ama, tamam mı? Çünkü integral 12. sınıfsanız ve integral görmediyseniz hala veya mezunsanız ve integrali hala tekrar etmeyin. Yani integral bilmiyorsan güzel kardeşim, bilmiyorsan bilme ya, bizi ilgilendirmiyor ki. Sen integral bilmeden de integral alabilirsin, hiç sıkıntı değil. Yaptığın işlemin de integral olduğunu anlamana bile gerek yok. Sen sadece f'in ikinci türevi verildiyse f türev x'i sen kafanda canlandırabilirsin. Doğru sonucu bulabilirsin. Sen sadece bunu düşün yeter. Hadi bakalım. 24x kare. Neyin türevi bu? Neyin türevi olabilir? Bir kere yukarıda 3 vardır. 3 başa inmiştir. 24 olduysa demek ki 8x küp diyeceğiz. Doğru mu? Bak al türevini, 24x kare gelir. Çok güzel. Neyin türevi 6x'tir peki? Hocam tabii ki 3x kare. O da soru mu? Al türevini, 6x gelir. Neyin türevi eksi 4? Ondan kolay ne var? Eksi 4x. Peki burada 0 olup olmadığını bilmiyoruz ki, 0 var kesin. Peki neyin türevi 0'dı? Tabii ki sabit. Bakın şu yaptığınız işlemin ismine integral demezseniz gayet basit bir olay. Gayet basit bir işlem. Ama bu yaptığımız işlemin ismi integral. Tamam, integral de bu işte. Peki gençler, f türevi x'i bulduk da daha tam anlamıyla bulamadık. Niye? Çünkü c var burada. C'yi nereden bulacağım? Bak mis gibi f türev 1'i vermiş sana. Yaz yerine f türev 1 eşittir 8 artı 3 eksi 4 artı c eşittir. Ne olması gerekiyor? 14. 8 3 daha 11. 4 çıkardım 7. 7'yi karşıya attım. C kaç geldi? 7. Yani sevgili gençler buradaki c'yi kaldırıyorum ve yerine ne yazıyorum? 7. İşte f türev x fonksiyonu hazır. Peki fx fonksiyonunu da hayal edebilir miyiz buradan? Tabii ki, neden olmasın? Neyin türevi 8x küptür? Tabii ki 2 çarpı x üzeri 4'ün. At 4'ü başa, 8 çarpı x küp gelir. Artı. Neyin türevi 3x karedir? Tabii ki x küpün. Neyin türevi eksi 4x'tir? 2x karenin. Neyin türevi 7'dir? 7x'in. Ve neyin türevi 0'dır? Tabii ki sabit. Yine bir sabit. Şimdi c'yi nereden bulacağım? F1'i vermiş. Yaz kardeşim yerine. F1 eşittir 2 artı 1 eksi 2 artı 7 artı C eşittir 8. Şimdi bak, 2 ile eksi 2 gitti. 1 ile 7'yi topladın, 8. Karşıda da var bir 8. Hiçbir şey kalmadı. C kaldı elimizde. Burada da bir 0 kaldı. O zaman C kaçmış? 0. Yani sevgili arkadaşım buradaki C'miz yokmuş. Bunu sileceğiz. Benim f fonksiyonum neymiş yani? İşte buymuş. Bana ne sorulmuş? F0. Yaz 0 yerine. Gitti. Demek ki f0 neymiş? Tabii ki 0'mış. Arkadaşlarım kusura bakmayın. Soruyu değiştirmeyi, şıkları değiştirmeyi unuttum. Kusura bakmayın. Burada C şıkkı zaten simetrik yazmak istemiştim şıkları da. Eksi 7, eksi 5, 0, 5 ve 7 şeklinde yapmak istemiştim şıkları ama eksi 2 burada kalmış, kusura bakmıyorsunuz. Cevabımız 0. Çözdüysen, uğraşamadıysan ve bunun için videoya geldiysen bu duyuruyu da buradan duymuş oluyorsun. Kusura bakma, hakkını helal et. Cevap 0 olacaktı. Evet, devam ediyorum sevgili arkadaşım 21. sorumuzda.
Ne deniyor 21. soruda? Şimdi B 2 A'dan daha büyük olmak üzere denilmiş. Sayı doğrusu üzerinde de bu A ile B'nin yerleri gösterilmiş arkadaşlar. Şimdi A ve B pozitif ve demiş ki B 2 A'dan daha büyük. Yani 2 A sevgili gençler demek ki buralarda bir yerde. Şu şekilde gösterebiliriz, tamam mı? B 2 A'dan daha büyük oldu bakın böylelikle. A ve B reel sayılarının sayı doğrusu üzerindeki yerleri gösterilmiş. Diyor ki bana A ile B açık aralığındaki her x reel sayısı için, yani ben bunu şöyle ifade edebilirim değil mi? Her x elemandır AB açık aralığı için derim. Tamam mı? Bu şekilde de yazabilirdim. F'in türevinde x sıfırdan küçükse, yani F burada sevgili gençler F azalanmış. F'in türevinin sıfırdan küçük olması demek F'in azalan olduğu anlamına geliyor. Peki o halde ben kesinlikle doğrudur diye sorulmuş ya. Bakın A'ya şurası derim. A burasıdır. B burasıdır. 2A da şurada bir yerde dedik, doğru mu? Ve ne demişti bana? F fonksiyonu azalanmış. Yani ben tutarım. Doğrusal mı yoksa eğrisel mi? Bunu bilmediğimiz için istediğim gibi davranabilirim tabii ki. O halde ne derim? A'dan B'ye şu şekilde azalan bir fonksiyon çizerim. Şimdi görelim şıklarımızı. Tabii bu fonksiyon şu şekilde de olabilir arkadaşlar. Tamam, yani x ekseninin altında da kalabilir bu fonksiyon, üstünde de kalabilir, içinden de geçebilir, hiçbir fikrimiz yok. Fx sıfırdan küçüktür demiş. Bakın sıfırdan küçük de olabilir ama büyük de olabilir. Dolayısıyla kesinlikle doğrudur dediği için öyle olabilirlerle falan bizim işimiz yok. Peki F2A FB'den küçüktür. Bakın arkadaşlar F2A şurasıdır. FB de sevgili gençler şurasıdır. F2A FB'den daha büyük oldu. Gitti. FA FB'den daha küçüktür demiş. FA bunların en büyüğü zaten. Gitti. FB F3A'dan daha küçüktür demiş. Ben 3A'nın nerede olduğunu da bilmiyorum. Bakın 3A'nın nerede olduğunu da bilmiyorum. Dolayısıyla bir kesinlik belirten bir ifade söylemem çok tehlikeli olur. O yüzden D de gitti. Diyor ki FB F2A'dan küçüktür. Az önce göstermiştik zaten. Bakın şurası F2A'dır. Şurası FB'dir. Ve doğal olarak F2A FB'den daha büyüktür. Yani cevabımız E şıkkında verilmiş sevgili gençler. Devam ediyorum 22. sorumuzla. Fx. Güzel de bir soru. Fx arkadaşlar x kare artı 7 x artı 12 çarpı x kare artı a x artı b. Geçen sene çıkmış bir sorunun sevgili gençler yandan yemiş versiyonu. Fx bu. Bu fonksiyonla ilgili aşağıda verilen bilgiler doğrudur denilmiş. F eksi 4 f türev eksi 4'e eşit ve 0. Bakın daha önceki sorumuzda da bir soruda da yanlış hatırlamıyorsam ikinci sayfada birinci sayfa veya ikinci sayfa olması lazım. F eksi 4 f türev eksi 4'e eşit ve ikisi de 0'sa, yani f'in türevinin de eksi 4 noktasında kökü varsa, o halde şunu söyleyebiliriz ki fx'in içerisinde mutlaka ama mutlaka x artı 4'ün karesi çarpanı vardır. Çünkü f'in de kökü eksi 4, türeminin de kökü eksi 4. O halde x artı 4 diye bir çarpanımız var. Hatta iki tane x artı 4'ün çarpanı var f'in içerisinde dedik. Ve diyor ki f türev x fonksiyonu, ki biliyorsunuz x artı 4'ün karesi varsa burası tam karedir. Ve f fonksiyonunun sevgili arkadaşlar eksi 4 kökü çift katlıdır. F'in çift katlı köklerinde de biliyorsunuz ki arkadaşlarım ekstremum, pardon bakalım, türev vardı ve sıfırdı. Tamam. Fx'in mutlak değeri fonksiyonunun x eşittir 3 ve eksi 3'te türevi yoktur demiş. Yani 3 ve eksi 3 f'in tek katlı kökleridir denilmiş. Tek katlı kökü olduğu için ve mutlak değeri alındığında x ekseninin altında kalan kısımlar üst tarafına doğru simetri alınacağından bir sivri nokta oluşturacaktır. Şu fonksiyon şöyle varsayalım ki bunu sen gidip de simetriğini x eksenine göre alırsan sivri nokta oluşturur ve sivri noktalarda da tabii ki türev yoktu. Peki demek ki 3 ve eksi 3 tek katlı köklermiş. Yani fx'in içerisinde bir x eksi 3 çarpanı, bir de x artı 3 çarpanı da olacak deniliyor. Şimdi fx'in şu sol taraftaki parçasına bakarsanız x'e x, burayı da artı 3 artı 4 diye açtınız. Böylelikle x artı 3 çarpı x artı 4'ünüz geldi. Ben ne demiştim? Bu fx fonksiyonu içerisinde x artı 4'ten 2 tane olacak. Demek ki diğeri de buradaymış arkadaşlar. Ve
Buradaki x artı 3'ü de burada göstermiştik. Demek ki x eksi 3 de bunun diğer çarpanıymış. Çok güzel. Şimdi benim fx fonksiyonumun kesinlikle bu olduğunu biliyoruz artık. Ve buna göre demiş f2 kaçtır? F2 için yerine yazacağız. F2 eşittir. 2 artı 4, 6. 6'nın karesi 36. 2'den 3'ü çıkardınız, eksi 1. 2'ye 3 eklediniz, 5. 5 kere 36, 180 kere eksi 1'den cevap ne gelir? Eksi 180 gelir. Yani cevabımız B seçeneği olacakmış gençler. Evet, dediğim gibi geçen sene taze çıkmış bir sorunun sevgili gençler yandan yemiş haliydi. 23. sorumuz. 23. soru için size birazdan bir not yazdıracağım. O notu mutlaka ama mutlaka şöyle küçük bir kağıda gençler yazın, renkli yazın ve çalışma ortamınız nasılsa duvarınıza, mantar panonuza veya işte şu demirden kare şeklinde olan panolar var. Aha, almışsınızdır siz de. Çalışan öğrencilerin %50'sinde var bu. Alın arkadaşlar, oraları asın, tamam mı? Gözünüzün önünde dursun. Nereden baksan yarım sayfalık bir nottan kurtaracak bir küçücük bir not arkadaşım, tamam mı? Ezberlemesi falan da çok kolay. O notu mutlaka aklında tutuyorsun. Sorumuza bakalım, 23. soru. Diyor ki tanımlı olduğu aralıkta bir f fonksiyonu ile ilgili 5 tane bilgi verilmiş. Bu ifadelerden kaç tanesi her zaman doğrudur diye soruluyor. Bakın, her zaman doğru dediği zaman ne yapıyoruz? Aksine örnek veriyoruz ya da direkt bu notu kullanabilirsin. Şimdi notumuzu yazıyorum. Daha önce konu anlatımlarında da ben bu notu size yazdırmıştım. Yine yazalım gençler. Şöyle ki bir L harfi çiziyorsunuz. Bir S harfi çiziyorsunuz arkadaşlar. Ve bir de T harfi çiziyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Limit, süreklilik ve türev. Bunların arasındaki bağıntıyı bu şekilde inceleyebilirsiniz. Bakın dikkat edin. Diyorum ki sağdan sola doğru gelirken, Arapça gibi sağdan sola doğru gelirken olumlu cümleler kuruyorsunuz. Ne demek? Bir fonksiyonun bir noktada türevi var ise mutlaka o noktada süreklidir. Bir fonksiyon bir noktada sürekli ise o noktada mutlaka limiti de vardır. Tamam. Ve soldan sağa doğru giderken de olumsuz cümleler kuruyorsunuz. Bir fonksiyonun bir noktada limiti yoksa kesinlikle o noktada sürekli değildir. Ve sürekli değilse o noktada kesinlikle türevi de yoktur diyorsunuz. Bu cümleler haricinde farklı hiçbir cümle doğru değildir arkadaşlar. Tamam. Sadece bu cümleler doğru. Mesela size şöyle bir cümle kurulduysa, bir fonksiyon bir noktada sürekli mi? O zaman türevi de vardır. Yanlış diyorsunuz. Çünkü burada öyle bir cümle yok. Türevli ise sürekli, sürekli ise limitli, limitsiz ise süreksiz, süreksiz ise türevi yok. Bitti. Bunun haricinde başka bir olay yok. Ha, şunu da söyleyebilirsin bu arada. Bir fonksiyonun bir noktada türevi varsa o noktada kesinlikle limiti vardır da diyebilirsin. Bir fonksiyonun türevi, limiti yoksa o noktada kesinlikle türevsizdir de diyebilirsin. Ama buraya bağımlı olacaksın, buraya bağlı olacaksın. Bu notu mutlaka şöyle küçük post-it kağıtlarına bile yazıp yapıştırsan olur. Sıkıntı yok. Mutlaka güzel bir şekilde küçücük bir not al ve her zaman çalışırken gözünün önünde bulunsun. Senin çok işine yarayacak. Şimdi gelin okuyalım bunları. Sürekli olduğu noktada türevi vardır. Burada öyle bir cümle var mı? Yok. Sivri noktalarda sürekli ama türevi yok. Limiti olan her noktada süreklidir. Şimdi limit varsa sürekli diye bir cümle var mıydı? Hayır, gitti. Türevi olan her noktada limiti vardır. Evet, bakın, türevi olan her noktada limiti de var. Doğru. Sürekli olmadığı noktalarda türev de yoktur. Sürekli de ise türev de yoktur. Doğru. F türev tek fonksiyonsa fx yani bir üstü çifttir. Bir altı yani f'in ikinci türevi o da çifttir. Yani bu çift fonksiyon, bu da çift fonksiyon. İki çift fonksiyonun çarpımı da çift fonksiyondur. Dolayısıyla sevgili gençler, bu öncül de doğru. Kaç tanesi her zaman doğrudur diye sorulmuş. Cevap 3 tanesi her zaman doğrudur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçtik 24'e. Yine güzel ve meşakkatli bir soru. Dikkatli dinlemende fayda var. A ve B sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere fx ve gx fonksiyonları bizim elimize verilmiş. Fonksiyonların grafikleri birbirlerine bir noktada teğettir. Hangi nokta olduğunu bilmiyoruz ama bir yerde teğet. A ve B sayıları sırasıyla
hangi sayılarla orantılıdır diye soruluyor. Ulan yuh, türevin içinde orantı. Ama basit, merak etmeyin. Yani sonuna kadar getirebilirsek soruyu anlamlı bir şekilde, orası basit. O neyle orantılı hemen çıkacak zaten. Ama sevgili arkadaşlar, mutlaka ama mutlaka dikkatli dinleyin. Önce çözmeye çalışın tabii. Şimdi diyelim ki bir x noktasında, noktayı bilmiyoruz. Bir x noktasında bu fonksiyonlar, bu güzelim fonksiyonlar birbirlerine teğet olsunlar, tamam mı? Şimdi teğetlerse bu noktadaki teğetlerinin, oradan çekilen bir teğet doğrusunun eğimleri de birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Evet, birbirlerine eşit olacaklar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biri buysa, öteki de şuysa, bu noktadan ben gidip de şöyle bir teğet çekersem, ikisinin de o noktadaki teğeti aynı teğet olduğu için eğimleri de birbirine eşittir diyorum. O zaman güzel kardeşim, biz bu noktanın apsisini eğer x dersek, şunun türevini alırım yerine x yazarım. Bunun türevini alırım, onun yerine x yazarım ve birbirine eşitlerim. O zaman gelin üsttekinin bir türevini alalım. A zaten sabit sayı. Hatta a bölü 16 sabit sayı. O halde sevgili gençler, a bölü 16 çarpı kökx'in türevi neydi? 1 bölü 2 kökx'ti. Yani sevgili gençler, artık bunu silip 2 kere 16'dan 32 geliyor ya, a kere 1 de a yapar. Diyorum ki bunun türevi a bölü 32 kökx'tir derim. Şunun türevini almak kolay zaten, polinom nedir? 2ax. Şimdi x noktalarındaki eğimler birbirine eşitse x noktalarındaki türevleri de birbirine eşit olacaktır. Ve gördüğünüz üzere a ve b sıfırdan farklıydı. A ve b sıfırdan farklıysa ben buradaki a'ları da sadeleştirebilirim. O halde arkadaşlarım, 2 ile şuradaki kök x'i de yer değiştirebilirsiniz. 2'yi buraya çarpım olarak atarsınız payda kısmına, kök x'i de buraya alırsınız. Böylelikle 1 bölü 64 eşittir x kök x olacaktır. Daha sonrasında 1 bölü 64 demek 2 üzeri eksi 6 demek. X kök x demek de x üzeri 3 bölü 2 demek. Şimdi ben her iki tarafın şu şekilde 2 bölü 3. kuvvetini alırsam x'i de bu şekilde yalnız bırakmış olurum ve hangi noktadaki teğetlerinin birbirlerine hangi noktadaki teğetlerinin eğimlerinin birbirine eşit olduğunu bulurum. Güzel, o cümleyi kurdum. Sen de umarım anladın. Şimdi 2 bölü 3 ile 3 bölü 2'yi çarparsam 1 gelir. Yani x gelir burası. 2 üzeri eksi 6'yı. Eksi 6'yı 3'e bölün. Eksi 2. 2 ile çarpın, 2 üzeri eksi 4. Yani x dediğimiz şey 2 üzeri eksi 4'müş. Yani 1 bölü 16'ymış. Tamam. Bu cepte. Bu cepte. Şimdi gelin arkadaşlar. Gelin arkadaşlar. Ben x'e karşılık gelen yeri de bulayım. X'e karşılık gelen yeri bulursam ordinatları da bunların eşit olacaktır. Çünkü aynı noktada teğetler bunlar. Yani x noktasında fonksiyonlar teğet olduklarından bunların ordinatları da eşittir be güzel kardeşim. Çünkü o noktada teğetler. O zaman bu x eşittir 1 bölü 16'da teğetlermiş ya. Şurada yerine yazalım bunu, tamam mı? Şimdi 1 bölü 16 demek 2 üzeri eksi 4 demekti. O 2 üzeri eksi 4'ü bakın a çarpı karekök içerisinde 2 üzeri eksi 4 bölü 2 üzeri 4 dedim 16'ya. Eşittir diyorum. Ax kare demiş ya. 2 üzeri eksi 4'ün karesi a çarpı 2 üzeri eksi 8 yapar. Artı bir de b'miz var derim. Daha sonrasında içler dışlar çarpım yaparsanız bakın 2 üzeri eksi 4'ün karesi de 2 üzeri eksi 2 yapacaktır. A çarpı 2 üzeri eksi 2 eşittir. 2 üzeri eksi 4'ü bir şununla bir de bununla çarpacağım şimdi. A çarpı 2 üzeri eksi 4 gelir. Eksi 8 ile 4'ün toplamı artı 2 üzeri 4 çarpı b gelir arkadaşlar, tamam mı? Şimdi diyorum ki ben bunu bu tarafa bir sallayalım. Yani şurası 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4 demek. A bölü 4. A bölü 4. Eksi 2 üzeri eksi 4 de 1 bölü 16'ydı. A bölü 16 eşittir b çarpı 16 diyelim. Daha sonrasında burayı 4 ile genişletin. Ve 4a eksi a bölü 16 eşittir 16b diyelim. Üst taraf 3a yapar. Eşittir 16 kere 16 256, yani 2 üzeri 8 çarpı b. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Soru bitti. Niye? Çünkü burada ben a'yı 2 üzeri 8, b'yi de burada 3 üzeri 1 seçebilirim. Yani bu ne anlama geliyor? A sayısı 2 üzeri 8 ile b sayısı da 3 ile orantılıdır anlamına geliyor. Tabii ki bunların katları da olur a ve b.
Ama bunlarla orantılıdır deriz. Yani cevap A bununla, B de bununla orantılıdır derim. Cevap C şıkkı olur gençler. Ve geçtim 25'e. 25. sorum için şu LST notunu mutlaka alın arkadaşlar. Mutlaka alın. Limit, süreklilik, türev, sağdan sola olumlu, soldan sağa olumsuz cümleler kurabilirsiniz. Her zaman bunun dışındaki tüm cümleler yanlıştır. Unutmayın. Türevlenebilir bir f fonksiyonu reel sayılarda tanımlı. F türevi x eşittir 2x artı 2. F eksi 4 eksi 27. Bu limitin değeri kaçtır? Arkadaşlarım hadi integral falan düşünmeden bana fx fonksiyonunu bir hayal edin bakalım. 2'nin yanına bir tane sıfır attınız. Neyin türevi 2x'tir? X karenin. Peki neyin türevi 2'dir? Hocam 2x'in. Peki neyin türevi 0'dır? Herhangi bir sabitin. Ona da c dedik. Daha sonrasında bana f-4'ü vermiş, neden? C'yi bulalım diye. Yani f-4 arkadaşlar, -4'ün karesi 16, 2 kere -4 eksi 8 ve artı c eşittir eksi 27 derseniz. 16'dan 8'i çıkardınız. 8, o 8'i karşıya eksi 27'nin yanına eksi 8 olarak gönderirseniz c buradan eksi 35 gelir. Yani burası eksi 35'miş gençler. Peki şimdi ne yapacağız hocam? Fx gördüğümüz yere işte bunu yapıştıracağız. Yani x kare artı 2x eksi 35 artı 27'den eksi 8 gelecektir. Bunu x artı 4'e böl demiş ve daha sonrasında x kareyi de 2'ye bölüp bunun eksi 4'teki limitini bana hesapla demiş bu arkadaş. Şimdi x kare artı 2x eksi 8. Burada eksi 4'ü yerine yazarsanız 0 bölü 0 gelir. Üst tarafında köküdür eksi 4, alt tarafında. Madem öyle, ben burayı x'e x ve artı 4'e eksi 2 diye parçalarsam x eksi 2 çarpı x artı 4 bölü x artı 4 gelir. Burada x artı 4'ler gider ve x eksi 2 kalır mı sadece? Yaz o zaman şimdi kardeşim eksi 4 yerine. Eksi 4 eksi 2 kaç yapar? Eksi 6 artı eksi 4'ün karesi 16, 2'ye böldüğünüz 8, 8'den 6'yı çıkardınız, cevap ne geldi? Tabii ki 2 geldi. Yani cevabımız Edirne seçeneğinde mis gibi verilmiş gençler. Edirne değil. Mis gibi de verilmemiş o halde. Cevap Adana. 2 bulduk, eksi 2 işaretledik. Kusura bakmayın gençler. Cevabımız Adana'ydı. Evet. Geçtik, kafa yamulmaya başladı, omuzlar düşmeye başladı, masaya falan yapıştık, boğazlar kurudu, devam, devam. Daha 40'a gelmedik, üstelik 42 soru var burada. Demiş ki, eksi 2 ile 2 kapalı aralığında tanımlı bir f ve g fonksiyonumuz var. Yukarıda f ve g türevlenebilir. Bu fonksiyonların grafiklerini de ben sana verdim diyor. Mavi ile g'yi, kırmızı ile f fonksiyonunu bize ifade etmiş, tamam mı? Diyor ki 3 tane öncülüm var. Hangileri doğru diye sormuş. Şimdi 0 ile 2 aralığında, yani sevgili gençler 0 ile şöyle 2 aralığında fx ile f türev x'in çarpımı 0'dan büyüktür demiş. Bakın fx'e bakıyorsunuz 0'dan 2'ye kadar negatif. Çünkü x ekseninin altında kalmış. F türev x de fonksiyon azalan olduğu için negatiftir. Türevi negatiftir. Dolayısıyla bu da negatif. Eksi ile eksinin çarpımı 0'dan büyüktür. Yani pozitiftir demiş. Doğru. Her x 1 ile 2 aralığında. Şimdi şurayı silelim. Bu sefer 1 ile 2 aralığına bakıyoruz. Yani şu kısma bakıyoruz arkadaşlar. Ve şu kısma bakıyoruz. Bu iki aralıkta. G türev. G fonksiyonu burada gördüğünüz gibi artan arkadaşlar. Artansa G türev de pozitiftir. Fx'e bakıyorsunuz. Fx de burada negatif. X ekseninin altında. Bu da negatif. Artı ile eksinin çarpımı negatiftir. Bana burada pozitif falan demiş, gitti bu. Tamam mı? İkinci öncülü attınız, gitti. Üçüncü öncüle bakıyorum. G türev 3 bölü 2. 3 bölü 2 nerede? Şurada bir yerde değil mi? 3 bölü 2. Şimdi G'nin türevi demiş ya. G fonksiyonu 3 bölü 2'nin olduğu yerde artan olduğu için pozitiftir. F fonksiyonu 3 bölü 2'nin olduğu yerde azalan olduğu için negatiftir türevi. Pozitif negatiften büyük müdür? Her zaman büyüktür. O halde cevabımız neymiş arkadaşlarım? 1 ve 3 olacakmış. Yani C şıkkı olacakmış deriz. 26. sorumuzu da çözdük ve geçtik 27'ye. Bana demiş ki güzel güzel. H 0'a giderken fx artı h x artı 8h eksi fx bölü 2h, bu limitin değeri kaçtır? Bakın
Genelde böyle derslerde falan da hani böyle atlanan bir yerdir ya. Hissetmişsindir sen o duyguyu, almışsındır hocadan böyle. Genelde yarım saat 40 dakikada hop habala hubala atlanır geçilir, tamam mı? Ama ben size şöyle bir yöntemini falan göstereyim. Bundan sonra sen de sorularda gördüğün takdirde böyle soru bankalarında denemelerde falan görünce boş bırakma, tamam mı? ÖSYM'de böyle bir şey olur mu çıkar mı direkt lönk diye böyle sormaz ama sorunun içerisinde kullandırtabilir sana, haberin olsun. Dolayısıyla sen de bu soruları gördüğün zaman aynen benim yaptığım gibi yap. Tamam. Bak şimdi. Kardeş, h sıfıra gidiyor mu? Bu arada şunu söyleyelim. Fx artı h eksi fx bölü h biçiminde. Eğer ki h da sıfıra gidiyorsa bunu ayrı bir not olarak alabilirsin. Bu ne demektir biliyor musun? F'in türevinde x demektir. Hocam nereden anladınız? Sana ben taktik göstereyim. Şurada ne yazıyorsa bak. X artı h ve h. Bak h'lar burada. Burada ne yazıyorsa bunun türevi demektir bu. H sıfıra gidiyorken. Anlaştık mı? Şimdi bu durumda bu format, yani sorudaki format sağdaki formata uymuyor. Çünkü burada 8h var, burada 2h var. Peki ne yapacağız? Şöyle yapıyorsun. H sıfıra gidiyorken 4h da sıfıra gitmez mi? Gider. O halde ben gidip 4h'a SML'nin S'si desem. Tamam. Şimdi h sıfıra gidiyorken 4h da sıfıra gidiyordu. O zaman S de sıfıra gitmez mi? Gider. Peki ben 4h dedik değil mi? 4h demeyelim. Şurada 8h var. Çünkü ben onu 4h diye düşünerekten şey yaptım. Burayı 8h yapalım arkadaşlar. Burası da 8h olsun. 8h sıfıra gidiyorken 8h'a S dersek, h 8h sıfıra gidiyorken S de sıfıra gider. Tamam. Şimdi ben diyorum ki 8h madem s'ye eşit, 2h da s bölü 4'e eşittir derim. Şimdi gelin güzel kardeşlerim, biz bu soruyu değiştirelim. Limit h sıfıra gidiyordu ya, güzel, s de sıfıra gidiyordu. S sıfıra giderken f x artı 8h'a s demiştik, eksi fx bölü 2h neydi? S bölü 4'tü. Şimdi ben bu s bölü 4'ü s çarpı 1 bölü 4 diye de yazabilirim değil mi? Şöyle 1 bölü 4 çarpı s biçiminde de yazabilirim. Tamam, bize bu mu sorulmuş artık? Evet hocam, bu sorulmuş. Bak, sarıyla işaretlediğim yere bak. Şuraya. Şunun aynısı olmadı mı? Şu kısım. Limit s sıfıra giderken fx artı s eksi fx bölü s. Bak, limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h. H gördüğünüz yere s geldi sadece. Güzel kardeşim, sarıyla işaretlediğim yer demek ki ne demekmiş? F türev x demekmiş. Bir de ne diyor? Bunu 1 bölü 4'e böl. F türev x bölü 1 bölü 4. Ters çevir çarp. 4 çarpı F türev x yapar. Bu da mis gibi cevabı verir sana. Yani cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiş gençler. Merak etmeyin, bu kadar uğraşmayacaksınız her soruya. Mutlaka ama mutlaka mantığını kavradığınız zaman birkaç tane böyle açın, örnek çözün hemen soru bankasından, tamam mı? Bu videodan sonra açın. Göreceksiniz ki mantığı çok basit. Hemen zaten kendine ait kısa yollarda öğreteceksin. Mesela ben bu soruya bakar bakmaz 4 çarpı f türev x olduğunu görüyorum. Hiç böyle 8 aşağı 2 aşağı falan bir şeyler demeden. Tamam, mutlaka göreceksin. Hiç merak etme. 28. sorumuzdayız. Baş katsayısı 2 olan 3. dereceden bir px polinomunun grafiği x eksenine 3 apsis noktasında teğet etmiş. Şimdi bak. Baş katsayısının 2 olduğunu biliyorum. Px eşittir 2 dedim. Çarpı 2 çarpı 3. derecedendi ve x eşittir 3 apsis noktada teğet ise demek ki 3 apsis noktasında tam kare fonksiyon, yani x eksi 3'ün karesi diye bir çarpanımız var. 3. dereceden olduğu için de bir de x eksi a diye bir çarpanımız olabilir. A'nın ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bir çarpanı daha var ama adımız kadar eminiz. A 0 da olabilir. Bana demiş ki P türev 0,36'dır. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Madem ki P türev 0'ı bana 36 olarak vermiş. Ben P türev x'i bulabilirim yukarıdaki Px yardımıyla. Hadi bulalım. 2'yi başa attınız. 4 çarpı x eksi 3 çarpı mı türevi uygulayacağım? X eksi 3'ün birinci kuvveti, üstünü biraz azalttım. Çarpı 2'nin türevi 1, onu da yazmıyorum. Çarpı ikinci artı birinci 2 çarpı x eksi 3'ün karesi çarpı ikincinin türevi. Bunun türevi 1, onu da yazmıyorum. Şimdi P türevi bulduk. P türev x fonksiyonunu. P türev 0'ı bize vermiş. P türev 0 da arkadaşlar 36'ymış. Yazalım. 4 çarpı 0'dan 3'ü çıkardım. Eksi 3. 0'dan a'yı çıkardım. Eksi a.
artı 2 çarpı 0'dan 3'ü çıkardım. Eksi 3 karesi 9. Ve bu da kaçmış? 36. Bakın arkadaşlar, bu kısım 18. 18'i karşıya atarsanız 18 kalır. Burada da eksi eksi çarptık. Artı geldi. 3 kere 4. 12. 12 kere a da 12a yapar. Bu da kaçmış arkadaşlar? Karşıya göndermiştik buradaki 18'i. 18 mi geldi? Her iki tarafı 6'ya bölerseniz eğer, bunun 3 bölü 2 olduğundan artık adınız kadar eminsinizdir. Ve a'nın ne olduğunu bulduk mu şu an biz? 3 bölü 2 miymiş arkadaşlar? Madem burası 3 bölü 2, px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan demek. Burayı sıfıra eşit dediniz. Kökü kaçtır? 2. Bu 2'yi aldınız, götürdünüz, buraya yazdınız ve p2 demek değil midir? Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan demek. Aynen öyle. Demek ki p2 sorulmuş. O halde bak, px belli ya artık. Götür yerine yaz. P2 eşittir 2 çarpı 2'den 3'ü çıkardınız, eksi 1 karesini aldınız, 1 çarpı 3 bölü 2 dediniz. Tamam. Pardon, özür dilerim. Özür dilerim. 2'den 3 bölü 2'yi çıkarmadık. 2'den 3 bölü 2'yi çıkarın, 1 bölü 2. Onu da yazdınız. 2'ler gitti. 1 kere 1 kaç yaptı? C yaptı hocam. Cevap 1'miş. Evet. Güzel soruydu. Devam ettim 29'la. Px polinomu verilmiş. 3x küp eksi mx küp artı mx kare eksi 2mx artı m biçiminde. Ve bu polinomunun bir tane ekstremum noktası varmış. Şimdi birazcık düşünelim. Birazcık düşünelim. Px polinomu, yukarıya baktık. Kaçıncı dereceden? 3. Çok güzel. Üçüncü dereceden bir fonksiyonun türevini alırsanız ikinci dereceden bir fonksiyon elde edersiniz. İkinci dereceden bir fonksiyon demek bunun bir parabol olduğunu da gösterir. İkinci dereceden fonksiyonların grafiği paraboldü, biliyorsunuz. Bu da güzel. Parabollerinde hemen size şöyle yapayım. Üç tane durumu vardı. Birinci durum x eksenini iki noktada keser. İkinci durum x eksenine teğettir. Üçüncü durum x eksenini kesmez. Tabii bir de bunların kolları aşağı doğru olan versiyonları var ama sıkıntı yok. Devam. Bir tane ekstremum noktası varmış ya. Şimdi düşünüyorsun, türevinin işaret değiştirdiği nokta. Yani türevinin kökleri bir taneymiş. Türevinin kökünün bir tane olması için. Arkadaşlarım şöyle diyeceğim. Türevinin, bakın, üçüncü dereceden bir fonksiyon olmasına rağmen türevinin işaret değiştirmesi gerekiyor dedim. İşaret burada değiştirmiş. Artıdan eksiye, eksiden artıya geçmiştir mesela. Ama bunun iki tane ekstremum olduğunu gösterir bu. Bize bir tane lazımdı. Bu değilmiş. Gitti. İşaret değiştirmesi gerekiyor dedim. Değiştirmiyor. Bir tane değiştirmesi gerekiyordu. Bu da gitti. İşaret değiştirmesi gerekiyordu ya. Bakıyorsun bunun hiç öyle bir havası bile yok. Bu da gitti. Elimizde bir şey kalmadı. Yani yukarıdaki fonksiyonun türevi ikinci dereceden olmuyormuş. O zaman bu bize neyi gösterir? Bak şimdi diyorum ki yukarıdaki polinomun türevi ikinci dereceden değilmiş. O zaman ne düşünürüm biliyor musun? O zaman yukarıdaki de üçüncü dereceden değildir. O zaman arkadaşlar, üçüncü dereceden değilse ben bu px polinomunu şöyle yazsam, bak şimdi iyi dinle. X küp parantezinde 3 eksi m desem artı mx kare eksi 2mx artı m desem. Madem üçüncü dereceden değil, şunu sıfırlarım. Burak komple gider. Yani m'ye 3 derim ben. Tamam. Yaz bakayım şimdi yerine px ne olacak? 3x kare eksi 6x artı 3 olacak gençler. Bana diyor ki p3 kaçtır? Bitti soru o zaman. p3 3 kere 9'dan 27. Eksi 6 kere 3'ten eksi 18 ve artı 3. Şurası 9 gelir. 3 eklerseniz 12 olur. Ve doğru cevabımız da bu şekilde Edirne'dir deriz. Evet arkadaşlar, devam ediyorum 30. sorumla. Ne demiş? Yukarıda ikinci dereceden Px polinomu ve bu polinomun türevi olan P türev x polinomunun grafiklerinin bazı kesitleri verilmiş bize. Buna göre P türev eksi 0,5 artı P1 değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi aşırı güzel yorum yapmamız gerekiyor, tamam mı? Mesela P türev x için yorumda bulunabiliriz. P türev x'in doğrusal bir grafiği olduğunu görüyoruz ve eksi 7'den geçmiş. O zaman ben bu P türev x'e şunu söyleyebilirim. Dedim ki hocam, bu ax eksi 7'dir doğal olarak. Çünkü eksi 7'den geçmiş. Yani y eksenini eksi 7'de kesmiş. Sıfır için eksi 7'den geçiyor demek bu. Değil mi? Peki
Px için neler söyleyebiliriz? Px için. Onun için de şöyle derim. Px'i p türev x'ten bir hayal etmeye çalışsak. Neyin türevi ax'tir? A bölü 2x karenin. Çünkü 2'yi başa atarsanız ax gelir. Neyin türevi eksi 7'dir? Tabii ki 7x'in. Ve px'in de sevgili gençler dikkat ettiyseniz y eksenini kestiği yer eksi 18. Yani ben buna eksi 18 derim. Yani px polinomu da kaba taslak bu. Ve bana ne demiş biliyor musun? 2 diye bir kökü var bu fonksiyonun. Px'in 2 diye bir kökü var. E madem öyle p2 0 olmaz mı? Yaz 2'yi yerine 4. Bölü 2'den 2 gelir. 2a. Eksi 7 kere 2 14. Eksi 18. Eşittir ne olacak? 0. Yani 2a. Bakın şurası kaç? Şurası kaç arkadaşlar? Eksi 32 mi? At karşıya artı 32. İse a kaçtır? 16'dır. Demek ki a 16'ymış. Yani benim px polinomum. Px polinomum 16 bölü 2 8. 8x kare eksi 7x eksi 18 iken p türev x de tabii ki ne olur? 16 x eksi 7 olur. Şimdi bana diyor ki p1'i bir bul önce diyor. P1 8 eksi 7 art eksi 18 olur. 8'den 7'yi çıkardım 1. 1'den 18'i çıkardım eksi 17 geldi bu cepte. Bir de bana p türev eksi 1 bölü 2 lazım. Eksi 0,5 yerine. Aynı şey. 16 ile eksi 1 bölü 2'yi çarparsan eksi 8 gelir. Eksi 7 daha kaç yapar? Eksi 15 yapar. İşte bununla bunu topla demiş bana. Toplarsanız ne gelir? Tabii ki eksi 32 gelir. Cevabınız da D şık olur sevgili gençler. Yoruldun mu? Bitirelim mi? Bitirmeyelim. Bitirmeyelim çünkü arkadaşlar sen durursun ama zaman durmaz. Sen durursun ama zaman hiçbir zaman durmuyor gençler. O yüzden devam edelim. Gücümüz varken, sağlığımız varken, uykumuz yokken, her şeyimiz güzelken, gençken devam edin. Durmayın arkadaşlar, koşun, durmayın. Siz bunu şu şekilde düşüneceksiniz. Zaman sürekli hareket ettiği için önünüzde bir hedef varsa ve sen zamandan daha yavaş koşuyorsan o hedef senden her zaman uzaklaşır. Veyahut durduysan o hedef senden daha da hızlı uzaklaşıyordur. Veyahut yanlış yolda gidiyorsan, yani geriye doğru gidiyorsan o hedef senden artık iyice kopmuştur ve göremezsin. O yüzden senin zamandan daha hızlı koşman lazım. Yani arkadaşlar vakit varken devam. 31. soru. Fx x küp eksi 6x kare eksi 36x artı a olarak verilmiş bize. Fonksiyonun grafiği x eksenini 3 farklı noktada kestiğine göre. Şimdi 3. dereceden 3 farklı noktada kesecek. A sayısı kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye sorulmuş bize. Düşünelim biraz. F fonksiyonunun grafiğini falan çizsem, hani 3 farklı noktada da kesiyor ya, grafiğini falan çizsem belki hani bir şeyler uyanabilir kafamızda, bir şeyler canlanabilir ama hani ben bu fonksiyonun grafiğini neye göre çizeceğim? Yani nerede tepe yaptığını, nerede zirve yaptığını falan da bilmem gerekiyor. Madem bunları bilmemiz gerekiyor, o zaman gelin güzel arkadaşlarım, biz bu kısımda şöyle bir şey yapalım şurada. Türevini bir alalım ki böylelikle ekstremumlarını buluruz. Tepe yaptığı, dip yaptığı noktaları falan buluruz. F'in türevi 3x kare eksi 12x ve eksi 36. Çok güzel 3 parantezine alınıyor. Bak 3 parantezinde x kare eksi 4x eksi 12 yapar mı? Sonra da sen gidersin bunu x'e x diye, burayı da eksi 6'ya artı 2 diye parçalayıverirsen eksi 2 ve 6 diye 2 tane kökünün olduğunu görürsün türev fonksiyonunun. Ve bundan sonra da bir türev için artanlık azalanlık tablosu çizelim. Nasıl çizeceğiz? Artı ile başlamış. Artı eksi artı diyeceğiz. Fonksiyon burada artmış, burada azalmış, burada artmış. Yani burada artarken azaldığı için bir maksimum yapmış. Burada azalırken arttığı için bir minimum yapmış diyeceğiz. Tamam. Şimdi bak. Sen o zaman fonksiyonun grafiğini artık kafanda birazcık hayal edebilirsin. Nasıl biliyor musun? Şöyle. Şuraya dedin ki x ekseni. Buraya dedin ki y ekseni.
Ahan da bura orijin. Eksi 2 noktasında maksimumu var. 6'da da minimumu var. Eksi 2'de maksimumu varsa hop, maksimuma ulaşmış ve azalmaya başlamış. Daha sonrasında 6'da da minimumu varsa buraya kadar düşmüş ve artmaya başlamış. Çok güzel. Bu bizim için yeterli bir grafik. Bu bizim için yeterli. Ama ulan bu A'nın ne alakası var? Değil mi? Bu A'nın ne alakası var? Sürekli aklında bu geçiriyor olabilirsin ama buraya kadar getirmem bile süper bir olay. Eğer getirdiysen bunu düşünmem bile süper bir olay. Şimdi A için artık gerisi daha basit. Buraya kadar düşündüysen zoru başardın. Okyanusu geçtin. Şimdi derede boğulmama vakti. Bak iyi dinliyorsun. Eksi 2 için bu fonksiyon şuradan ve 6 için bu fonksiyon şuradan geçecek ama ben buraların ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi tabii bir de şöyle düşünmek lazım. Yani sen bu grafiği biz çizerken olması gerektiği gibi çizdik. Yani 3 farklı noktada kessin diye çizdik. Peki ben sana şimdi şunu sorayım. Ya 3 noktada kesmediyse? Yani ne demek? Şöyle diyorum yani. Bu fonksiyonun grafiği ya şöyleyse. Mesela burada yine -2'de yine zirve yapmış. Daha sonra 6'da yine dip yapmış. Bakın bu böyle de olabilirdi ama bu sefer 3 farklı noktada kesmezdi değil mi? Yani o zaman şöyle diyebilir miyim? 3 farklı noktada kesmesi için şu -2'deki görüntüsünün pozitif olması gerekiyor. Bakın 0 kurtarmıyor. -2'deki görüntünün pozitif olması gerekiyor. Ve 6'daki görüntünün de bakın şu şekilde burada zirve ve şurada da dip yapmış olabilirdi. Ve bu şekilde devam edebilirdi. 6'daki görüntünün ne olması gerekiyor 3 farklı noktada kesebilmesi için? Negatif olması gerekiyor. Çok güzel. O zaman diyorum ki -2 yerine yazalım. Bakın -2 yerine yazmadan önce şurayı şöyle biraz küçültelim arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki -2'deki görüntünün pozitif olması gerekiyordu. Yaz -2'yi yerine. -8, -2'nin karesi 4, çarpı 6'dan -24. -2 kere 36 artı 72 yapar. Ve artı a diyorum bunun pozitif olması şart. Peki şurası ne gelir? -32 gelir. 72 eklerseniz 40 gelir. 40 artı a 0'dan büyükse a'nın kesinlikle -40'tan daha büyük bir sayı olması gerekiyor. Bunu bulduk. Çok güzel, en azından aralık bulduk ya, kesinlikle doğru yoldayız ve kesinlikle eminiz artık. Yani sınav esnasında şöyle bir soru karşımıza çıksa ve şu aşamaya getirdikten sonra yemin ederim heyecanlanırım. Doğruyu bulacağım diye heyecanlanırım ama sakın arkadaşlar heyecan yapmayın. Çünkü yanlışa götürür. Bir de ne dedik? 6'daki görüntünün de negatif olması gerekiyor. Yaz 6'yı yerine. 6'nın küpü 216. 6 kere 6'nın karesi o da 6'nın küpü. O da 216. -36 kere 6 o da 216. Artı bir de a'mız var. Sıfırdan küçük olacak dedik. Gitti gitti. At 216'yı karşıya. A küçüktür 216. Çok güzel. Bak -40 küçüktür. A küçüktür 216 dedim. Burada a'nın alabileceği minimum değer -39 iken maksimum değer de 215'tir. Burada toplam kaç tane a tam sayısı var? Onu sormuş bize. 215'ten -39'u çıkarıyorsun ve 1 ekliyorsun. Yani şöyle yaparsan toplamda 40 eklersin. 215 40 daha 255 yapar. Böylelikle cevap 255 olur. Yani D şıkkı olur sevgili gençler. Harbi soruydu, güzel soruydu. Evet, 32. sorumuzdayız. Gençler, sağdaki sorunun görselini de abone ol kısmını unutmayın arkadaşlar. Yani burada biraz mola veriyoruz. Yani moladan kastımız 2 dakika konuşmak istiyorum sizle. Normal şartlar altında böyle hani nasıl diyeyim? Tabii ben de YouTube'da vakit geçiriyorum. Takip ettiğim fenomenler illaki var. Ama hani hepsi eğlence videoları çekiyor. Tanıtım videoları çekiyor veya işte kutu açılımı videoları falan çekenler var. Tabii bunların hepsinde de abone ol, abone ol, abone ol, videoyu beğen, bildirimleri aç diye sürekli zaten bildirimler içeriyor bu videolar. Ama biz hani daha çok hocalar, sevgili arkadaşlar, hiçbir şekilde şunu söylemeye çekiniyoruz. Yani hani çekiniyoruz derken
sanki böyle etik değilmiş gibi geliyor. Hani arkadaşlar işte abone olun. Bu kanala abone olun. Bildirimleri açın. İşte videoyu beğenin tarzında telkinlerde bulunmuyoruz. Hani yaptığımız işe saygımızdan olabilir. Ya da ne bileyim işte söylemeye hani nasıl diyeyim, açıkçası dilim varmıyor. Fakat şöyle bir durum var. Hani 100 videodan belki ikisinde üçünde söylüyorumdur bunu. Ama ilk defa böyle bir açıklamada bulunacağım ve ilk defa sizden ciddi bir şekilde şunu isteyeceğim arkadaşlar. Bakın sadece şu videonun hazırlanması, sadece bu videoyu çekmeye başlamam için bir hafta çalıştım. Bir hafta. Soruları yazdım, soruları dizgiledim, PDF'i düzenledim, soruları tahsih ettim. İki defa tahsih ettim, yanlış soru olmasın diye. Ama yine de gördüğünüz üzere soruların iki tanesinde şık olarak hata çıktı. Ve sevgili gençler, yani meşakkatli bir iş. Bir hafta uğraştım sadece bu videoyu çekebilmek için. Tabii doğal olarak da bu bir motive kaynağı haline gelmeye başladı. Yani özellikle YouTube'da. Çünkü arkadaşlar mesela şeyi incelediğim zaman, analizleri incelediğim zaman YouTube analizlerini, her izleyen 100 kişiden arkadaşlarım sadece 28'i abone, 72'si abone değil. Yani abone ol tuşuna basmanızı sizden rica ediyorum. Çünkü gerçekten bu beni motive ediyor. Yani bu beni değil bizleri motive ediyor. Yani YouTube'daki hocalarımızı izliyorsunuz. Artık YouTube bence dershanelerin yerini doldurmaya başladı diye düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten piyasadaki çoğu dershaneden, bakın abartısız söylüyorum, çoğu dershaneden daha kaliteli eğitim veren YouTube kanalları var. Coğrafyasından tut edebiyatına, edebiyatından tarihine, tarihinden biyolojisine, fiziğine, kimyasına, matematiğine, geometrisine. Mutlaka arkadaşlar bütün içeriklerde, bütün konularda, bütün derslerden çok iyi hocalar var YouTube'da ve hepsi de gerçekten çok kaliteli hizmetler sunmaya çalışıyor sizlere. Ve tabii bunun yaparken de hocalarınızın ağzından şunları duymuyorsunuz. Arkadaşlar abone olun, bildirimleri açın, videoyu beğenmeyi unutmayın tarzında sözler genelde bizlerin ağzından duymuyorsunuz. Dediğim gibi daha öncesinde bu şekilde telkinlerde bulunduğum, işte her 100 videomdan ikisinde, üçünde, belki bilemedin dördünde, beşinde söylüyorum diye düşük bir oran. Ama arkadaşlarım ciddi manada ilk defa bu şekilde bir konuşma yapıyorum. Lütfen arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmasanız da olur. Yani zırt pırt bildirim geliyor hocam, işte her yerden bildirim geliyor, bu şekilde abone olmadan izlemek istiyorum diyorsanız da bildirimleri açmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmadığınız takdirde zaten bildirim gelmiyor. Sadece abone olun ve bizim motive kaynağımız olan sayıyı yükseltelim arkadaşlar. Sizden tek ricam bu. Bunu bu video için unutmayın arkadaşlar. İzleyen arkadaşlarımdan nacizane isteğim budur diyelim ve 32. sorumuzu çözmeye başlayalım. Diyor ki f türev x fonksiyonunun 3 tane kökü var. 3 tane kökü varmış f türevin. Peki fx fonksiyonunun ama bir tane ekstremumu var. Şimdi normal şartlar altında ben bir f fonksiyonunun, ben normal şartlar altında f fonksiyonunun ekstremumlarını bulabilmek için türevinin köklerini arıyordum. Doğru mu? Türevinin köklerini arıyorum. Ama ve kaç tane kökü varsa da o kadar ekstremum olması gerekiyor gibi düşünülüyor. Ama yukarı bakıyorsun, türevinin 3 kökü olmasına rağmen fonksiyonun bir tanecik ekstremumu var. Yani 3 tane ekstremum olması gerekirken bir tane var. Bu nasıl olabilir? Hemen buna kafa yorun. Mesela türev tablosunu çizelim. 3 tane kök var dedik ya. Bu 3 tane kökü aslında A ve B kökleri diyelim bunlara. Ve sevgili arkadaşlar, 3 tane kök olup da nasıl bir tane ekstremum olur onu göstereyim size. Buyurun arkadaşlar. Artı, eksi, eksi dedim. Veya eksi artı artı diyebilirsiniz. Çift kat köklerde işaret değiştirmiyor. Azalmış, azalmış, artmış. Bakın burada sadece bir tane ekstremum var. O da yerel minimum nokta. Ve sevgili gençler ve sevgili arkadaşlar, isteğimize uygun bir şey bu. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz?
bir tane ekstremumu varsa bu fonksiyon mesela şuna göre çizelim. Şöyle göstereyim ben size. Bu fonksiyon azalırken bir yerde A noktasında eğim 0 olmuş ve tekrardan azalmaya başlamış. Çizemedim orayı. Eğim 0 olmuş ve tekrardan azalmaya başlamış. Ve sevgili arkadaşlar, bu fonksiyon belli bir B noktasından dip yapmış ve yükselmeye devam etmiş. Bakın bu olabilir. Tabii şöyle bir durum var. Bunun yanı sıra burada x eksenini iki farklı noktada kesmiş. Bak olabilir diyor. Olur. Ama şu da olabilir. Gelmiş 0 olmuş ve şuradan dönmüş de olabilir. Yani x eksenine teğet de olabilir. Veyahut x eksenini hiçbir şekilde kesmeyebilir arkadaşlar. Dolayısıyla 3 öncül de doğru olabilir deriz. Doğru cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir. Devam ediyorum 33 ile. A ve B reel sayılar olmak üzere. Fx verilmiş bize 3. dereceden bir polinom fonksiyon. Yine geçen seneden hatırladığınız bir sorunun yine yandan yemiş bir versiyonu. X küp artı AX kare artı BX artı 3 polinom fonksiyonu denilmiş. Eksi 4'ten eksi 4'e kadar artan, bakın eksi 4'e kadar, sonra eksi 4 ile 2 aralığında azalan, 2'den sonsuza kadar da artan. Hemen aklımıza ne geliyor? Tabii ki ahan da bu geliyor. Yani arkadaşlar burada artansa artı eksi artıymış demek. Ve bu bizim için ne anlama geliyor? Eksi 4 ve 2 türevinin kökleridir anlamına geliyor arkadaşlar. Eksi 4 ve 2 bu fonksiyonun türevinin kökleri. Yani benim f'in türevinde x fonksiyonum şuymuş. X artı 4 diye bir çarpanım ve x eksi 2 diye bir çarpanım varmış ki köklerimiz eksi 4 ve 2 olmuş. Bir de baş katsayı lazım tabii. O baş katsayıyı nereden bulacağız? Şuradan f'in türevini al bakalım. Ya da sen bunu hiç boş ver. Boş vermeye de bilirsin. F'in türevinde x nedir? 3x kare artı 2ax artı b değil midir gençler? Şimdi eksi 4 ve 2 diye bizim kökümüz vardı değil mi? Şuradan ilerlemiş olsaydık baş katsayımız 3'tür deyip 3'ü buraya yazacaktık. Daha sonrasında f'i bulacaktık ama zaten burada f belli. A'yı ve b'yi bulabiliriz. Buradan devam edelim. Türevini aldım. Türevinin kökleri de eksi 4 ve 2 ise yazdım eksi 4'ü yerine. F türev eksi 4 eşittir. Eksi 4'ün karesi 16. 3 kere 16 48 yapar. Eksi 4 kere 2 eksi 8 a yapar. Ve artı bir de b'miz var. Ve türevinin köküydü bu. Yani 8a eksi b eşittir 48 gelir. Bu 1. Bunu çektim kenara. Şu kısmı sildim. Burayı kullanmayacağız dedik çünkü. F'in türevinde 2 de 0 olması gerekiyor. Yazalım 2'yi yerine. 2'nin karesi 4 çarpı 3'ten 12. 2 kere 2 4a artı b. Bu da neymiş? 0. Yani arkadaşlarım 4a artı b de eksi 12'ymiş. Onu da yazdım. 4a artı b eşittir eksi 12 yazdım. Ben bunları bir güzel toplarsam eğer eksi b ile artı b birbirini götürür. 12a da 36'ya eşit olur. A buradan 3 gelir. E A 3 ise yaz yerine. Hocam 12. 12'ye ne eklersem eksi 12 olur? Tabii ki eksi 24. Yani B de kaçmış? Eksi 24'müş. Şimdi F'in türevinde X fonksiyonumuz belli artık. A'yı 3 ve B'yi eksi 24 bulduk. F'in türevi şuydu. Yaz bakayım A ile B'yi yerine. 3X kare. A'yı 3 bulmuştuk. 2 kere 3 6 yapar. Artı 6X. B'yi de eksi 24 bulmuştuk. Eksi 24 dedim ve fx de artık bellidir. Fx de sevgili gençler şurada a'yı ve b'yi yerine yazıp x küp, çok çirkin oldu. X küp a'mız 3'tü 3x kare. B'miz eksi 24 de eksi 24x ve artı 3'ümüz geldi. Şimdi f1 ile f türev 1'i sormuş. F türev 1'i bulmak için şurada yerine yazacağız. 3 artı 6 eksi 24. Yani 9'dan 24'ü çıkardınız. Eksi 15 geldi. Bu cepte. Bir de F1 lazım bize. F1 de 1 artı 3 eksi 24 artı 3'tür arkadaşlar. 3'den 24'ü çıkardınız. Eksi 21. 1 eklediniz. Eksi 20. 3 eklediniz. Eksi 17 geldi. Bunların toplamı sorulmuş. Eksi 17 ile eksi 15'in toplamı eksi 32'dir. Ve doğal olarak da cevabımız E şıkkıdır dedik. Ve 33'ü de bitirdik. Geçtik 34'e arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evet. Devam edelim. Bu arada az önce şurada
Şunla şunu çarp, 3 kere 4, 3 ile 4'ü çarp dediğim zaman aklıma şey geldi. Geçenlerde Azeri bir YouTube Azeri bir matematik kanalında gençler bir matematik öğretmenimizin tabi dilleri bize göre, hani saygısızlık yapmıyorum tabii ki, ama dilleri biz düşündüğümüz zaman hani bizim cümlelerimize, bizim kelimelerimize göre biraz komik, biliyorsunuz. Orada 2 ile 3'ü çarpmak kelimesini, yani cümlesini 2'yi 3'e vur diyorlar. Hani 2 çarpı 3 çok mantıklı aslında. 2'yi 3'e vuruyor arkadaşlar. O geldi aklıma. Birden bir gülümseme geldi ama geçtim. Çünkü videoyu kesmemem gerekiyordu. Ama aklıma gelmişken sizle de paylaşayım dedim. İlginç kelimeler var matematikle alakalı. Merak edip biraz daha daldım ama neyse, bununla alakalı belki videoda yaparız. Şimdi sokakta yürüyen Burak. Sokakta yürüyen Burak. Burak benim kardeşim bu arada. Göz hizasından 1 metre daha yüksekte bulunan ve alt kenarı D doğrusuna sabitlenmiş. D doğrusu arkadaşlar şurası olsun. Şöyle D doğrusu diyelim. Alt kenarı D doğrusuna sabitlenmiş. Bir kenarı 4 metre olan kare reklam parasına bakıyor. Bu arada karede değil, yani şekil olarak kare değil. Reklam bir kenarı 4 metre olan, yani şurası 4 metre olan reklam panosuna bakıyor diyelim. Tamam. Buranın reklam panosunu en geniş açıyla görebilmesi için reklam panosundan kaç metre uzakta durması gerekir? Şimdi en geniş açıyla görmesi için diyor ya. O en geniş açı, şimdi reklam panosunu şu şekilde görebilir. Şöyle. Tamam. Ve sevgili gençler, ben şurasının 4 metre olduğunu biliyorum. Şurasının 1 metre olduğunu biliyorum. Ve açının en geniş olmasını istiyor. Şuraya alfa diyelim isterseniz. Bu tarz soruları, ki hani olay olarak birbirine benzeyen bir sürü tarz soru var zaten. Şöyle diyeceksiniz bu tarz soruları çözerken. Şuraya deyin ki teta, şuraya deyin ki beta. Şimdi en geniş açıyla görecek ya, alfa dediğimiz şey beta eksi tetadır diyebiliriz. Şimdi hemen artan bir fonksiyon seçiyorsunuz kendinize ki genelde tanjant olur. Bu açının tanjantını buluyorsunuz. Çünkü açı büyüdükçe tanjant da büyüyor. Ve sevgili gençler, tanjantın maksimum olmasını isteyebilirsiniz. Çünkü en geniş açıyla görmesi isteniyor diyor. Yani açıyı büyütmek istiyorsak tanjantı da büyütmek isteyeceğiz burada. Tanjant alfa, tanjant beta eksi teta olacaktır. Sorulardaki çözüm mantığınız hep bu olsun. Tamam. Acil matematik soru bankasında da vardı buna benzer bir soru. Siz de hatırlıyorsunuzdur. Tekne sorusuydu hatta. Peki, tanjant beta eksi teta nedir? Tanjant beta eksi tanjant teta bölü 1 artı tan beta çarpı tan tetadır arkadaşlar. Şimdi ben tabii tanjant da hocam, bunun tanjantını nereden hesaplayacağız bunu? Değil mi? Nereden hesaplayacağız? Karşısı var, eyvallah, komşusu yok. E kardeşim, sen ver o zaman komşusunu, al sana x olsun komşusu. Zaten ne kadar uzakta durması gerekiyor diye x'i soruyor bize. Şimdi tanjant beta nedir? Buradaki büyük açının tanjantı. Karşısı 5, komşusu x. Yani 5 bölü x'tir. Eksi tanjant teta nedir? O da 1 bölü x, bakın. 1 bölü x. Bölü 1 artı 5 bölü x de 1 bölü x'in çarpımı 5 bölü x kare yapacaktır. Üst taraf arkadaşlarım 4 bölü x. Alt taraf da x kare artı 5 bölü x karedir. X de x karenin bir tanesini götürürseniz ve bunu ters çevirip çarptığınız takdirde 4x bölü x kare artı 5'e ulaşırsınız. İşte bunun sevgili arkadaşlarım bizim için en geniş olması gerekiyor. Peki şimdi onu sevgili arkadaşlar şöyle yapalım. Yukarı doğru çıkayım. Şunu alalım, aşağı taşıyalım. Gerçi bunu da taşımış olduk ama neyse. Ve sevgili arkadaşlar bu fonksiyonun türevini alıp sıfıra eşitleyelim. Çünkü neden? Maksimum değerini bulmam gerekiyor bu fonksiyonun. Bölümün türevi uygulayacağım. Üst tarafın türevi çarpı alt taraf x kare artı 5 eksi üst taraf çarpı alt tarafın türevi 2x bölü x kare artı 5'in karesi. Bu bunun türevi. Sıfıra eşitlediğim takdirde sadece pay kısmının sıfır olmasını isterim. Üst taraf 4x kare artı 20 eksi 8x karedir.
Bunu sıfıra eşitleyeceğiz. Ve burada 4x kare eşittir 20 gelecek. Ve x karede ne gelmiş olacak? 5. X kare 5 ise x ya kök 5'tir ya da eksi kök 5 olması gerekir. Bana kaç metre uzakta durması gerekiyor diye sormuştu. Ve ben oraya x demiştim. Uzaklık negatif olamayacağına göre x kaçmış arkadaşlar? Kök 5'miş. Yani cevap Bursa'ymış diyebiliriz. Yani tanjanttan nereye gittik siz de gördünüz. Bütün sorulardaki mantığımız bu olsun gençler. 35. Aşağıda fx fonksiyonunun birinci türevinin grafiği verilmiş. Bakın birinci türev grafiği bu. Hemen işaretlediğiniz türev grafiği olduğu için öğrendiniz artık, kaptınız bu işi. Buna göre eksi f4x fonksiyonunun yerel minimum noktalarının apsisleri çarpımı kaçtır? Şimdi öncelikle fonksiyonu bu f ya. Bu f ya. Eksi f4x'e geçiş yapabilmek için eksi f türev x'i bulalım bir. Eksi ile çarparsanız tepe taklak olacaktır. Yani mavi ile çizdiğim gibi olacaktır arkadaşlar bu. Şu şekilde devam ediyor bizim fonksiyonumuz. Şimdi bunun yerel minimum noktaları sorulmuş ya. Bu artık eksi f türev x, tamam mı? Yerel minimum nokta olabilmesi için azalırken artması gerekiyor. Azalırken artması gerekiyor. Yani eksiden artıya geçmiş olması gerekiyor türev fonksiyonunun. Bu maviyle çizdiğim nerelerde eksiden artıya geçmiş? Bakın burada geçmiş, bir de burada geçmiş gördüğünüz üzere eksiden artıya. Yani benim normal şartlar altında şu eksi f türev x fonksiyonunun yerel minimum noktaları eksi 4 ve 2'dir. Ama bize demiş ki yine f fonksiyonundan bahsediyorum ben sana, ama diyor içerisi x değil de bu sefer 4x olsun diyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? 4x'i yerel minimum noktasının apsisi normalde orijinal hali eksi 4'tü ya. O zaman benim şu fonksiyonumun yerel minimum noktasının apsisi eksi 1 olur. Ve orijinalinde hani 2 idi ya, şimdi de 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olur diyor. Ve bunların çarpımı sorulmuş. Eksi 1 ile 1 bölü 2'yi çarparsanız cevap Bursa olacaktır. Doğru cevabımız B şıkkıydı deriz. Eksi 1 bölü 2'di deriz arkadaşlar. Ve devam. 36. soru. A kümesinden reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonu. Her x A kümesinden seçilen her x elemanı için türevlenebiliyor. Ve f2 3'müş. F türev 2 de 2'ymiş. Peki gx fonksiyonu da bu şekilde verilmiş gençler. Olduğuna göre demiş g2 eksi g2 bölü 2x eksi 4'ün değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bir dakika dur. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? X 2'ye giderken gx eksi g2 bölü 2 parantezinde x eksi 2 diye yazarım. Yazdıktan sonra da şu yeşille işaretlediğim yer aslına bakarsanız g türev 2'dir derim. Madem g türev 2, bir de bunu 2'ye bölerim. Aslında benden şu istenmiş, g türev 2 bölü 2 istenmiş derim. Soru işareti. Tamam. Neyin sorulduğunu bilmek de güzel bir şey. Daha sorunun çözümüne başlamadık açıkçası. Peki. G türev 2 lazımmış. Yani şunun türevini mi alacağım ben? Aynen öyle. G'nin türevinde x eşittir. Şimdi bölümün türevi uygulayacağız. Bölümün türevi içinde şöyle bir kesiş çizgisi attım. Üst tarafın türevi 2x çarpı alt taraf yani fx eksi üst tarafın aynısı yani x kare artı 1 çarpı f türev x diyorum. Bölü f kare x yani fx'in karesi. Ve artı yan tarafın türevi 4x. 3'ün türevi 0 zaten. Peki g türev 2 lazımdı. X gördüğümüz yere 2 yazmamız gerekiyor. 2 kere 2 4 çarpı. Bakın burası f2 gelir. F2 de 3'tü. Eksi 2'nin karesi 4 artı 1'den 5 geldi. Çarpı f türev 2 de 2 idi arkadaşlar. Bölü f2. F2 3'tü. Karesi 9 yapar. Artı 4 kere 2 8 gelir. 4 kere 3 12. 5 kere 2 10. Çıkardınız 2 bölü 9. Yani 2 bölü 9'a 8 mi ekle demiş. 8 kere 9 72. 2 daha 74 bölü 9 bizim cevabımız olur. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. Evet, devam. Sudem, Sudem'e selamlar. Çevresi 24 santim olan bir kağıdı kıvırarak rulo haline getirecektir. Bakın böyle bir kağıt var Sudem'in elinde ve bunu kıvırarak
bir rulo haline getiriyor arkadaşlar. Tamam. Ve yanda da bu rulo gösterilmiş. Kağıdın altı ve üstünü alanı en az olacak şekilde farklı bir kağıt ile kaplayacak olan Sudem, bu rulodan elde ettiği içi boş silindirin hacminin en büyük olmasını istiyorsa rulonun yarıçapı kaç santim olmalıdır diye sorulmuş. Bakın çevresi 24'tü. O zaman yarı çevresi 12 olmaz mı? Yarı çevre ne hocam diye sormayın. Şuraya x dersem ben, şurası 12-x olur diyeceğim. Bakın yarı çevrede şu maviyle işaretlediğim yer. Şimdi çevresi 24 ise maviyle işaretlediğim yer 12'dir. Buraya x dersem burası 12-x olur, tamam mı? Şimdi o halde bunun ruloyu yaptıktan sonraki yüksekliği 12-x olacaktır. Ve şuradaki çevre de sevgili gençler, şuradaki çevre ne olacak? X olacak. Şimdi o zaman ben bunun yarı çapına r desem. Hop r desem. Çevreyi nasıl buluyordum? 2pi r değil mi? 2 çarpı pi çarpı r. Bu neymiş? X'miş. Peki r ne olur arkadaşlar? X bölü 2pi olur. Bak bu cepte. Bu senin sorunun sonunda da işine yarayacak, tamam mı? Bütün sorular aynı çünkü. X bölü 2pi. Sorunun sonunda da işe yarayacak diye iddia ediyorum. R'yi bulduk. Peki ben bunun hacmini nasıl bulacağım? O zaman yazarım bir hacim fonksiyonu. Vx eşittir taban alanı. Yani pi r kare. Pi çarpı r kare. Çarpı yükseklik 12 eksi x. Ya bir dakika dur. Bir saniye. Hem r değişkeni var. Hem x değişkeni var. Ne yapacağız? Türevini almam gerekiyordu. R'yi bulduk ya. X bölü 2pi. Yerine yazalım o zaman. Pi çarpı x bölü 2pi'nin karesi ne yapar? X kare bölü 4pi kare çarpı 12 eksi x dedim. Daha sonrasında da şuradaki pi'lerden, fazlalıklardan bir kurtulalım. Bak buradaki pi gitti. Buradaki bir tanesi de gitti. Şimdi bunu da içeri dağıtalım. Şöyle ki 12x kare bölü 4pi yapar. Eksi x küp bölü 4pi gelir. Tamam. Şimdi de bu artık benim hacim fonksiyonum ya. Ne yapmam lazım? Hacmin maksimum olabilmesi için, maksimumunu bulabilmek için tabii ki bu fonksiyonun artık ben türevini alacağım ve sıfıra eşitleyeceğim. Şimdi alalım türevini bakalım. 2'yi başa attım. Şöyle diyelim v türev x diyelim. V türev x. 2'yi başa attım. 24x bölü 4pi eksi 3x kare bölü 4pi dedik. Ve bunu sıfıra eşitleyeceğim türevini aldım. Bakın hiç sadeleştirmeyle falan da uğraşmadım. Paydalar eşit olduğu için 24x eksi 3x kare, yani pay kısmının sıfır olması benim için yeterliydi. 3x parantezine aldım. 8 eksi x geldi eşittir sıfır. Tabii ki burada x sıfır olamaz. Çünkü sevgili gençler, bir köküm 0, diğer köküm 8. X 0 olamaz çünkü zaten ben x'i uzunluk olarak seçmiştim. X 0 olursa o zaman 12 cm uzunluğunda bir tel parçası gibi bir şey olur bu şekil. O halde arkadaşlar x kaçmış? 8'miş. Şimdi x 8 ise bana ne demişti? Yarıçap kaç olmalıdır? Yarıçapı bulduk ya biz, ne demiştim? Sonunda işe yarayacak. X kaç olmalıymış? 8. Yani 8 bölü 2 pi olacakmış cevap. Yani cevap 4 bölü pi olacakmış deriz. Doğru cevabımız da A seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. Devam. 37. değil 38. sorumuz. Aynen. Reel sayılarda şu kısmı sildim. Tanımlı bir f fonksiyonunun kuralı x kare eksi 7 mutlak x artı 6 biçiminde verilmiş. Buna göre fonksiyonun kaç tane ekstremum noktası vardır diye soruluyor. Şimdi sen bunu İster türevden çöz, ister uyanıklık yapıp şeklini şemalini çizerek çöz. Hiç fark etmez. Şöyle dersin bak. Ben olsam türevi kullanmam şimdi böyle bir soruda. Hani 40 soruda türev ya. Sana her şeyin mantığını anlatacağız ya. Her şeyi türevden çözmek zorunda değilsin. X kare. Eğer ki x'ler sıfırdan küçükse diyelim başta. Şöyle başlayalım. X'ler sıfırdan küçükse ve x'ler sıfırdan büyükse diyelim. X'ler sıfırdan küçükse burası eksi x diye çıkacaktır ve burası da x kare artı 7x artı 6 olacaktır. Bu kısımda x kare eksi 7x artı 6 olacaktır x pozitif çıkacağı için. Yani sıfırdan önce aha bu parabolü çiz, sıfırdan sonra da sağdaki parabolü çiz demiş bana. Ne güzel çizek o zaman hadi. Çizelim o zaman yani, değil mi? Şunun tepe noktası ne? Eksi b bölü 2 adan eksi 3,5. Şunun grafiği de tepe noktası da sevgili gençler artı 3,5.
İkisi de y eksenini 6'da kesiyor. O zaman bakın ben şöyle çizerim. Hop, tepe noktası ve parabol bu şekilde devam ediyor. Burası da hop tepe noktası ve burası da bu şekilde devam ediyor. Al sana şimdi ekstremumları kolayca sayabilirsin. 1, 2, 3 tane ekstremum vardır. Cevap C'dir dersin. Diğer türlü şunun türevi, bunun türevi ki zaten tepe noktalarında otomatikman ne olmuş oluyor? Tepe noktaları, yani türevini alıp sıfıra eşitleyeceksin ya, oradan tepe noktası buluyorsunuz zaten. Yani ister eksi b bölü 2a yap ama o aklına gelmez zaten türev çözdüğün için. Türevini alıp sıfıra eşitleyeceksin. Eksi 3,5 ve artı 3,5 bulacaksın. Buralarda kesinlikle ekstremum vardır diyorsun. Bu 1. Ama sana bir şey diyeyim mi? Şöyle bir soru ÖSYM'de çıksa 2'ye atlayan çok olur. Niye biliyor musun? Kimsenin aklına burası gelmez ama şekli çizersen görürsün. Dersin ki aha lan burası da ekstremum dersin. Sıfır noktası normal şartlar altında mutlak değer x'in kritik noktasıdır. Bundan kaynaklı da sevgili gençler kıvrıldığı için sıfır noktasında, yani fonksiyonun sağ tarafı sol tarafına veya sol tarafı sağ tarafına kıvrıldığı için burada bir ekstremum oluşabilir. İncelemek gerekiyor. Ve sağ türev sol türevine bakacaksın. Türev var mı yok mu bilmiyorsun ki, yok zaten, yok çıkacak. Sonra sürekli mi değil mi ona bakacaksın. Sürekli olduğu halde türevi yoksa demek ki sivri nokta diyeceksin. Ve tüm bunları diyene kadar zaman uçup gidebilir. Bundan kaynaklı şu şekilde grafik üzerinden çözüm yapmak daha mantıklıdır. Ben böyle yaparım. Tamam. 39. sorumuz, alt kısmı siliyorum. Yine güzel bir soru. Dikkatli dinlemekte fayda var. Demiş ki x kare artı ax artı b f fonksiyonu ve h fonksiyonunda cx küp artı 3 bölü 2 dx kare artı ax artı f denilmiş. Fx ve bak buraya dikkat. Buraya dikkat. Fx ve h türev x fonksiyonlarına. X eşittir a noktasından çizilen teğetler birbirine paralelmiş. Yani bu ne demek oluyor biliyor musun? F'in türevinde a demek f fonksiyonuna a noktasında çizilen teğetin eğimi demek. H türev x fonksiyonuna a noktasından çizilen teğetin eğimi demek de h'ın ikinci türevinde a demek arkadaşlar. Ve ikisinin de teğetleri birbirine paralelse demek ki bunların eğimleri birbirine eşit. O halde f türev a h 2 türev a'ya eşit olacak. Peki f türevini bir bulalım ya, olmaz mı? F türev x ne gelir? 2x artı a. Ve sevgili arkadaşlar h türevi bulalım önce. H türev x 3cx kare. 2'yi başa attım, şunlar gitti, 3dx geldi. Ve artı e, bir de h türev, ikinci türev lazım bana. Bunun türevini alacağım, yani 6cx artı 3d yaptı. Şimdi şunlar birbirine eşitse şurada a'yı yerine yazın. 2a artı a'dan 3a gelir. Eşittir. H'ın ikinci türevinde a, yani şurada a'yı yerine yazarsanız 6ac artı 3d gelir. Bölün hepsini 3'e hocam, bak ne güzel, 3'ün katı görünce senin de aklına geliyordur bölmek. A eşittir 2ac artı 3d değil, d olur değil mi? D olur. Ve burada da sevgili arkadaşlarım artık şunu yapabiliriz. Hani 2ac, şu d'yi şu tarafa atarsanız, evet şıkkı gördüm. A eksi d eşittir 2ac. İşte arkadaşlarım kesinlikle doğru olan, bulduğumuza göre kesinlikle doğrudur değil mi? Cevabımız d seçeneği olacaktı. Geçiyoruz arkadaşlar 40. sorumuza. Normal şartlar altında biliyorsunuz ki son sorumuz olması gerekiyordu. Ama son soru olmadı çünkü ben hızımı alamayıp hem soruları yazarken hem de dizgileri yaparken bu 42 soru muhabbetini fark etmeyip 40 tane soru yerine 42 tane soru dizgilemişim ve yazmışım. Fazla mal göz çıkarmaz biliyorsunuz. Sizin karınız olacaksa 80 tane de yazardık. Ama şimdi o kadar uzun videoya gerek yok. Bu bile bence şu an 2 saati aşmıştır. Mola vererek çektiğim için şu an 3 saat 25 dakikadır videoyu çekmeye çalıştığımı görüyorum ekranımda. Ama 2 saati geçtiğini tahmin ediyorum videonun. Ama olsun, güzel bir video oldu. Bence 10 numara 5 yıldız sorular çözdük. İnşallah yararına olmuştur diye tahmin ediyorum, düşünüyorum, umut ediyorum, ümit ediyorum. Evet. Hazırsak 40'ı çözelim.
analitik düzlemde bir A noktası var x'e x kare ve bir B noktası var 4 artı x'e 4 x noktaları işaretliyor. Bu iki işaretli noktayı birleştiren AB doğru parçasının eğimi en az kaçtır diye sorulmuş. Ne yapacağız arkadaşlar? Ordinatlar farkını absisler farkına böleceğiz. Yani şundan şunu çıkarın. 4 x eksi x kare bölü daha sonrasında 4 artı x'ten de x'i çıkarın. Ne gelir? 4 gelir. İşte bunun alabileceği, eğimin alabileceği sevgili arkadaşlarım en az değer sorulmuş. Minimum değer sorulmuş. Türevini alıyorum. Bu eğim fonksiyonu artık 4 eksi 2x bölü 4. Bunu sıfıra eşitliyorsunuz ki buradan x kaç gelir? 2 gelir. Kökümüz 2. O zaman bu 2'yi götürüp burada yerine yazmamız gerekiyor. Yani 8 eksi 4 bölü 4. Bu da 4 bölü 4'ten kaç gelir? 1. Demek ki eğimin alabileceği en az değer neymiş? 1'miş. Yani cevap A'ymış diyeceğiz sevgili gençler. Devam ettim 41. sorumla. Şimdi polinom fonksiyonların grafiğini çizme kısmı. Türevle alakası var aslında ama yani şöyle bazı uç örnekler için. Yani biraz daha böyle nasıl diyeyim uç örnekler için. Yani başka bir kelimesi yok bunun. Uç örnekler için arkadaşlar. Bunları bilseniz yeterli. Neler yapacağız? Şöyle grafiği verilen fonksiyonun kuralı hangisi olabilir diye sorulmuş. Baş kat sayısından kaynaklı olabilir dedim. Çünkü baş kat sayısı 5 de olabilir, 10 da olabilir, 100 de, eksi 100 de, eksi 100 olamayabilir. Hepsi pozitif olacak ama bakalım. Şimdi eksi 3'te tek katlı kök var. Eksi 1'de tek katlı, 4'te tek katlı ama 2'de çift katlı kök var. Yani benim x eksi 2 diye bir çarpanım olacak ve bunun karesi olacak. Benim x eksi 4 diye bir çarpanım olacak. Benim x artı 1 diye bir çarpanım olsun ki eksi 1 diye bir köküm olsun. Ve benim x artı 3 diye bir çarpanım olsun ki eksi 3 diye bir köküm olsun. Fonksiyonumuz bu arkadaşlar. Şıklarda bulup işaretliyorsunuz. X artı 3, x artı 1, x eksi 2'nin karesi ve x eksi 4. Yani cevap C olacaktı. Bir de son sorumuzda ufak bir çeldirici var. O çeldiriciye dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi fonksiyonumuzun grafiği verilmiş. Kuralı hangisi olabilir diye sorulmuş. Öncelikle -4'te çift katlı -4 çift katlı kök yani x artı 4'ün karesi olacak doğru mu? Şuraya bakıyorsun x arkadaşım eşittir 0 çift katlı kök yani x'in karesi olacak çarpı 1 tek katlı olduğu için x eksi 1 3 çift katlı olduğu için x eksi 3'ün karesi diyeceğiz. Yani şıklara baktığınız zaman Denizli gibi durmuyor. Özür dilerim. Denizli değil. X artı 4'ün karesi. X kare. X eksi 1. X eksi 3'ün karesi. Yani cevap B gibi duruyor. Değil mi? X artı 4'ün karesi. X kare. X eksi 1 ve X eksi 3'ün karesi. Aynen. Şimdi ama ben diyorum ki cevap o değil. Niye? Az önceki soruda işe yaradı bu taktik. Şimdiye yaramadı. Çünkü arkadaşlar şundan kaynaklı. Benim bu fonksiyonum sonsuza giderken azalan değerler almış. Yani bunun baş katsayısı negatif. Ki şu ifadeye baktığınız zaman baş katsayı pozitif. Yani bunu eksiyle çarpmamız lazım. Ya da C şıkkındaki gibi bu eksiyi şunun içine dahil edersek burayı 1 eksi x yaptığımız takdirde burayı da artı yapabiliriz. Ve yine cevabımız ne olacakmış? C seçeneği olacakmış diyebiliriz. Aman bunlara dikkat edin sevgili gençler. Ve 42 tane soruyu bitirdik. Güzel oldu. Yani ben sevdim bu seriyi. Bu seriyle uğraşmayı da seviyorum. Bu seriye soru yazmayı da seviyorum. Bu seride sizden aldığım dönütleri de seviyorum. Efsane yorumlar atıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kimisi diyor ki hocam ses tonunuza aşığım diyor. Kimisi diyor ki hocam gözlerinizin rengine vurgunum diyor. Ciddi manada. Kimisi diyor ki hocam diyor çok yakışıklısınız ama kimsenin dersle ilgilendiği yok. Canınız sağ olsun. Şaka şaka. %90'ı dersle alakalı olan yorumlar. %10'u da işte SML hocanın yakışıklılığıymış. Vay efendim hocam saçınıza kullandığınız wax'ın markası ne bana da söyleyin. Hocam sprey kullanıyor musunuz saçlarınız hiç bozulmuyor bana da söyleyin diyen arkadaşlarım da var. Onlar da %10'luk kısmı oluşturuyor ama ben bu konunun ya yani bu serinin konularına
üzerine düşüp soru yazıp bu şekilde uğraşmayı çok sevdim arkadaşlar. Biraz da siz sevdirdiniz. Çünkü bazen işi yaparsınız yaparsınız. Örnek veriyorum, bir aşçı 100 tane yemek yapar, 200 çeşit yemek yapar ama hiçbiri yenmediği takdirde o aşçı mesleğine bile küsebilir. Ben mesleğe küsme değil, yani herhangi bir kurumda şurada burada çalışıp mesleğimi devam ettirebilirim ama gerçekten YouTube mecrası böyle bir yer değil. Sosyal medya böyle değil. Çünkü yaptığınız işi takdir eden de oluyor, hiç beğenmeyip söven de oluyor. Bundan kaynaklı arkadaşlar bazı zamanlarda böyle içime kapandığım veya işte ters tepkilerle karşılaştığım takdirde, hani sonuçta beğenen sayısı daha fazla olmasını olduğunu bilmeme rağmen bir iki tane beğenmeyen bile çıktığında, eskiden, şimdilerde değil, eskiden arkadaşlar böyle içime kapanırdım. Derdim ki acaba neyi yanlış yapıyorum? Aslında yanlış yaptığım bir şey yok. Çünkü beğenmeyen illaki olacaktır. Ve sevgili arkadaşlar, hani üzülmemi de aslında kendi kendime doğru buluyorum ya. Hani niye üzülmeyeyim ki? Sonuçta burada bir emek sarf etmişim. Ama bu iş için, bu emeğin karşılığında maalesef ki kötü yorumlarla, hakaretlerle, hakaret de demeyelim ama argo kelimelerle falan karşılaşınca yapacak bir şey yok. İnsan üzülüyor bir öğretmen olarak. Burada arkadaşlar sizden videonun ortalarında bir yerlerde söylediğim gibi yine söylüyorum. Gençler, bu işin motivesi oldu artık bu bizim için, hocalarımız için. Lütfen dinlediğiniz hocalara, ders çalıştığınız hocalara arkadaşlar YouTube'da abone olun arkadaşlarım. Tamam. Yani eğlence kanallarının abone sayılarına bakıyoruz. Milyonlar, 10 milyon olanlar da var. Milyonlar arkadaşlar. Yani aşırı derecede fazlalar. Ve çoğunluğunu genç kitle oluşturuyor zaten. Bu kısmın, yani bu eğlence kanallarının çoğunluğu da genç kitle oluşturuyor. Ama genç kitle demek ki, hani şu algı oluşmasın. Genç kitle demek ki eğlenceye daha önem veriyor denilmesin. Çünkü gençler gerçekten ciddi anlamda çoğu hocamızın da, ben dikkat ediyorum, takip ediyorum, çoğu hocamız şu konudan müzdarip. Abone olan, yani her izleyen 100 kişiden 80'i abone değil, sadece 20 tanesi abone. Bu can sıkıcı bir durum. Lütfen arkadaşlar bu eğitim kanallarına da abone olmayı unutmayın diyorum. Sizden ricam ve nacizane isteğim bu. Yine bu kanala da abone olun arkadaşlar. Bunlar, dediğim gibi tekrar ediyorum, bunlar bizim motive kaynağımız. Diyelim ve hoşça kalın ama elveda demiyorum. Neden? Çünkü sırada 40 soruda integral var arkadaşlar. İntegral videosunda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.